markanın en afillisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda Burda Laf çok yayında. Burda Laf çok, Burda Laf çok, Burda Laf çok. Sevgili seyirciler, CNN Türk ekranlarına Burda Laf Çok'a hoş geldiniz. Haftanın son Burda Laf Çok'unda birbirinden değerli konuklarımızla birazdan tanışacaksınız. Ve fakat son 22 saattir biz burada değiliz. Bakalım neler olmuş. Programımızın bitmesinin üzerinden 22 saat geçti. Peki bu 22 saatte neler oldu? Başbakan Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun amcası zamanında Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın hayatını kurtarmış. 2.6 milyon liralık miras dağıtan İtalyan öğretmen kendi cenaze masrafları için para ayıramadığından cenazesi ortada kalmış. Atatürk Havalimanı'nda yine dış hat yolcuları iç hat terminaline getirilerek kimliksiz geçiş yapmışlar. Ve futbol dünyası şok, manşet, vefat. Mourinho Chelsea'den atılmış ve atılır atılmaz sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar biz çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük diye açıklamayı yapan şaka şaka atılmış işte. Burda Laf Çok başlıyor. Evlerinde ayaklarını uzatmış bizi izleyen izleyicilerimiz, radyolarında bizi dinleyen dinleyicilerimiz, haftanın son Burda Laf Çok'u başladı. İşte bu gecenin konukları. Mete Horozoğlu, oyuncu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olan ve İstanbul'a yerleşen, yerleştiği gibi İstanbul Devlet Tiyatrosu, Semaver Kumpanya gibi tiyatrolarda çalışan, Yanık Koza dizisiyle televizyon sektörüne giren ve dikkatleri üzerine çeken, şu sıralarda da Kösem Sultan dizisinde oynayan Mete Horozoğlu bu gece konuğumuz oluyor. Selen Uçer, oyuncu. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan ama yarı zamanlı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda şan bölümüne devam eden, yüksek lisansını Chicago'da Roosevelt Üniversitesi'nde yapan, yazdığı Amerikan Rüyası adlı oyunu Off-Broadway'de sahneleyen, Türkiye'ye döndüğü gibi başarılı işlerde yer alan Selen Uçer, kendisi hakkında merak edilenleri cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Bülent Alkış, oyuncu. 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan, daha sonra İstanbul'a yerleşen ve Levent Kırca Oya Başar Tiyatrosu'nun ekibine giren, pek çok tiyatro oyununda yer alan ve Aynalı Tahir dizisiyle televizyon sektörüne giriş yapan, son olarak da Filinta dizisinde padişah karakterini canlandırmaya devam eden Bülent Alkış bu gece konuğumuz oluyor. Bihter Dinçel, oyuncu. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu olan ama sevdiği ve başarılı olduğu işte devam eden, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda 5 yıl boyunca görev alan ve Avrupa yakasında Zeynep Hacer karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Bihter Dinçel, kendisi hakkında merak edilenleri cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Beyti Engin, oyuncu. Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde aldığı tiyatro kurslarıyla oyunculuğa başlayan ve Edirne Sanat Tiyatrosu'nun kadrosuna giren, İstanbul'a yerleştiği gibi oyunculuk eğitimlerine devam eden ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan, oyunculuk dışında seslendirme sanatçılığı da yapan Beyti Engin bu gece konuğumuz oluyor. Burda Laf Çok kısa bir reklam arasından sonra devam ediyor. Burda Laf Çok. Burda Laf Çok. O da geldi, bu da geldi, şu da geldi, bu da geldi, o da geldi, bu da geldi, şu da geldi, bu da geldi, o da geldi, bu da geldi, şu da geldi, bu da geldi, o da geldi, bu da geldi. Şu da geldi, bu da geldi, o da geldi, bu da geldi, şu da geldi, bu da geldi, o da geldi, bu da geldi, şu da geldi, bu da geldi. Burda Laf Çok an itibariyle başladı. Sayın Mete Horozoğlu konuğumuz hoş geldiniz. Hoş. Sayın Selen Uçer konuğumuz hoş geldiniz efendim. Sayın Bülent Alkış hoş geldiniz. Sayın Bihter Dinçer hoş geldiniz efendim. Sayın Beyti Engin hoş geldiniz efendim. Hoş. Sayın Piyano hoş geldiniz. Sayın Sayın hoş geldiniz. Ne oluyor? Hoş geliyoruz herhalde. Hoş gelişler ola ya. Mete Paşa hoş gelişler ola. Şöyle başlayalım. Kuruska'dan başlamak isterim ben. Yani isterseniz doldurabilirim de şarjörü ama Kuruska gidelim isterseniz. Kuruska aslında Türkçe'de böyle çok enteresan kullanılan bir laf. Yani Kuruska sıkma.
bilmem ne yapma falan filan, böyle bir küçümsemek, bir böyle bir ezmek, bir eziklemek, bir ötekileştirmek için. Ama şey, o değil mi? Keli zaten öyle kullanılan bir şey yani. Hiç ama yazık değil mi? Kuru sıkı. Kuru sıkı. Kuru sıkı ama ya. Yani kuru sıkı gerçekmiş gibi görünüyor. Düşünsene, gerçekmiş gibi görünüp kuru sıkı çıkıyor. Pis onu bir şey da... ya. Yani evet. Allah o zaman şey cezasını versin. Yani gayet yani normal kullanılıyormuş. Yani. Türkçemizde kuru sıkı gayet normal kullanılıyormuş. Kullanılıyor. Bu böyle bir şey. Evet, ya bunun oyunu nasıl oluyor? Gayet normal mi kullanılıyor? Gayet normal. Aynen o anlamda kullanılıyor zaten. Hı. Kuru sıkı yani eylemler, sadece tabanca ya da kurşun manasında değil de eylemler anlamında da bir kuru sıkı. Bu anlamı kullanarak zaten yazılmış bir oyun gibi bir çatısı var oyunu. Şimdi kuru sıkıyı anlattın ya. Nasıl oradan girdin? Oradan. Bak, kuru sıkıyı yakından ateşlersen yaralar. Yaralar. Diğeri öldürür. Bizim evet. İşte öyle. Ha, kuru sıkı gibi yani. Ha. Öldürmüyor da, diriltmiyor da. Çok ağır bir şey yaptım. Yani istemiyorum. Durmuştum ben. Bir saniye. Kuru sıkı yakından yaralar. Bir böyle bir metre yakından atınca yaralıyor. Ama mesela seyirciyle bağdaştırıyor. Seyirci sana sıkınca öldürüyor galiba. Hayır, ben gerçek hayattan ele alıyorum. O yüzden dekoru mümkün olduğunca geriye kuruyoruz. Falan. Neyse, kuru sıkıdan bağda. Başka konuya gir abi. Abi. Bunu beceremedik. Kalibreden güleyim. Hemen söylüyorum. Kalibre mesela yakından. Kaç kalibre? Bunun 9'u var değil mi? Bilmem. Hiç anlamayız o işlerden de. Neyse. Anlamayalım da ya. Gerçekten de. Kuru sıkı oyununun çok güzel özetini geçtiniz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani eklenecek çok şey var. Ekleyemediğimiz bir sürü bir şey var. Aslında oyun çok sürprizli bir oyun. Hep o yüzden röportajlarda sıkıntı yaşadık. Sıkıntı yaşıyoruz genelde anlatırken. Nasıl anlatırken? Ama şu an hiçbir şey söylemedik. Birileri var, bir şeyler oluyor. Ama bize bu yeterli. Çok teşekkür ederim. Oyun var gelir. Adı da kuru sıkı. Biz varız. Peki. Ya bir tiyatro oyunuyla tabii ağırlıyor sizi ama her biriniz kendi içinde değerli mücevherlersiniz. Ama mücevhersiz bir mücevher olmaz zaten. Niye öyle bir şey? Dün akşam burada biraz şey kayması yaşadık biz. Biraz beyin kayması. 2,5 milyon dolarlık bir gitar geldi buraya. Bu gitar ben geldikten izledim. İtibaren evet ya, biz Ahmet şurada Ümit'le durayım. Edebiyatın dışına çıktık. Ötekisiyle bilmem ne olduk falan filan. Hala para sizi bozdu yani. Ya gitar bizi. Para bozsun ya. Taşı gördük, kendimizden geçtik. Evet, hepiniz mücevhersiniz ama şu adam çok enteresan bir adamdır mesela. Çok. Yani şimdi çok. Böyle konservatuvarlar aktı, kimyalar aktı, onlar aktı, bunlar aktı. Yani bütün şeylerde babaya geldi Edirne. Evet. Edirne'ye, yani bir Serhat ilimize kadar geldik. Serhat ilimizde tiyatroya başlamışsınız. Evet. Enteresandır yani. Sınır Edirne illerinde başlanan tiyatro çok ilginçtir. Değil mi? Öyle mi Beyti? Yok yok, gayet. Beyti yani, öyle midir? Edirne'de Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde tiyatro kurslarına başladım ben. Erdoğan Eymen var hocam. Onun sayesinde tiyatroya bulaştım. Yani orada Edirne Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde tekstil dokuma okuyan bir öğrenciydim ben. Anlamadım ben. Neyi? Bunu yapmasaydık ya. Yok, bence yapalım. Çünkü bence bu da çok önemli bir şey. Çünkü tamam, meslek liselerinde genelde girdiğinde öğrenciler daha meslek seçecek yaşta olmuyorlar. Tamam. Ama sonrasında o mesleğe tabi olmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Ama aslında öyle bir şey de yok. Ben oradan çıktım. Sonra konservatuvar okudum ve tiyatro yaptım. Bunda Edirne'de aldığım eğitimin ve Edirne Halk Eğitim Merkezi'nin çok büyük bir katkısı var. O yüzden de öyle bir yerden gelmek bir yere ve geldiğinde de orayı unutmamak çok değerli bir şey. Ben oradaki Beyti'ye bakarak hala kendimi değerlendirip oradan, kendi egomu oradan dengelemeye çalışıyorum. Eyvallah. Mesela. Köken neresi Beyti? Çanakkale Gelibolu doğumluyum ama sonra Edirne'de. Eyvallah. Aile Balkanlardan falan mı gelmiş? Evet evet. Yani aynen, aslen Silistre'den gelmişler. Silistre'den 49 gelmiş. Yılında galiba. Ama Beyti ismi mesela bizde hep kebapla özdeşleşmiş evet, olduğu için hani genelde abi Gaziantep'ten mi koptu geldi, Urfa'dan mı koptu geldi duygusu vardır bizde. Hep espriler o yönde yapıldı mı? Evet ama yani hep oradaki adamın adı evet, Beyti'ymiş. Kebabı o yapmış. Halbuki aynen, o tabii, tabii, olay Beyti, o kadar. Beyti, yani. Beyti abi aslında. Beyti abi. Ben de onu da sorsan o da Balkan. Belki de, yani kimse evet, kimse sormamış adama. Nereden, ama 1,5 Beyti önemli bir şeydir yani. Evet tabii, severiz yani. Gastronomide. Tabii. Değil mi yani? Gurmekte yani, gastronomide. Siz buranın yerinden bir o koltuğun o tarafında en güzel oturan adam olduğunuz için size oraya oturttuk. Aç kapa parantez gibi olduk değil mi? Evet ya. Geçtiğimiz hafta da orada Bahtiyar Engin vardı. Bahtiyar Engin'e ya, sorduğum o çirkin soruyu sana soracağım. Ay. Bahtiyar Engin'le herhangi bir akrabalığınız var mı? Hayır yok. Anladım. Çok isterdik. Çok o da aynı şirkinlikte yanıt vermiş. O da dedi ki çok isterdim gerçekten ya. Bir kardeşim olsaydı Beyti gibi ya, olsun. Evet, başka da kardeş isterdim, istemezdim. Abi çizik gördüm hemen kafanın evet, üzerinde. Hayırdır bir keser baltan. Çalışma masasını tamir ediyordum da geçen gün.
Benim mikrofonun altı böyle çizi verdi bir anda ama yakıştı. Ya mikrofonla ne kullanıyorsun? Çok özür dilerim. Mikrofonun standının altında böyle bir demir var da. Ha, sabit, o bir başarı. Şeyi. O bir başarı. Gerçekten. Ben de sordum. Oraya ben de bayağı araştırdım nasıl kırdın o kafayı. Ama yakıştı. Böyle. Güzel. Yani geçsin yani. Karizmatik. Yakıştı, şey yapmayalım yani. Role yedirdin. Evet. İçselleştirdi. Scarface vardır, Scarhead olmuş. Güzel ha, evet, oldu bak. Güzel bak. Oldu bence. Bu iyi. Belki bunun filmini falan yaparlar. İnşallah. Yeni düşünüyorum. Bir tane ne yapıyorsun? İyiyim. Anne olduktan sonra bir ağırlık, bir olgunluk, bir başka bir hal falan yani. Olgunluk. Tabii tabii. Bir ağırlık, bir olgunluk. Çünkü biz senin anne olmadan önceki halinde bu program o kadar eski ki. Onu da hatırlıyoruz. Hatırlarsan. Anneydim buraya geldiğim. Anne miydin? Evet. Ama çok yeniydi daha. Çok yeni anneydin. Süt veriyordun ya. Tabii tabii. Evet. Ha. İşte kitap vardı onu bayağı bebekle ilgili konuşmaya geldim. Ne oldu o kitap? Güzel de bir kitaptı ya. Güzeldi, iyi. Yani ulaştı. Keşke daha da ulaşsa da durdu tabii yani. Neydi? Baskı yap. Gebelere balon. Gebelere balon. Gebelere balon. Gebelere balon. Evet, güzel. Tamam, gebelikten kurtardık. Anne olduk. Benizlerin. Yazdım. Tabii. Ne oldu? Bak Mete bak. Tanışın. Her kitabı tanışın. Tanışın. Neyim var ya? Aa Beytim. Sen neyi yazdın Beytim? Bilmiyorum arkadaşlar ne var ya kadar, bu kadar üstüme geldiler bir anda. Yanınızda Selen'le Beyti'ye hediye ettim kitapları. Bunun bana muhabbeti oldu orada. Bana hatta sen bana niye yok dedin. Allah'ım ya Rabbim. Ne oldu? İyi ki. İyi ki. Yani hatırlama gibi hatırlamayamama gibi bir durumum var yani. Abi ben de bilmiyorum. Hayır, ben hatta ben yazdım o kitabı. Nasıl hatırlamıyorum ya? Söylüyor yetişkin çocuklarımız var. Ya şimdi bir şey anlatırım Mete burada. Allah sana Allah. Tamam, gebelere balon. Gebelere balon çıktı ikinci ayında. Mete bana mesaj attı. Kardeşim helal olsun sana yürü be. Bir de bak çocukla beraber kitap yazmışsın. Alacağız okuyacağız Elif'le diye. Bak bunu bana dedirtti şimdi burada. O atmamıştır o zaman onu. Biraz sizi baş başa bırakayım mı ya? Elif yazmış. Takım böyle muhasebeler olacak. Bu oturuyor insan demek ki kardeşim yani. Sen de çocuk. İşiyle yoğun hayat da, çok yoğun. Tamam. Tabii canım ya dönemin iklimi. Yani. Ama bu şeydi Beyti'nin bebeği olacak birkaç günü var hatta. Ona böyle uğurlu gelsin moral olsun diye Hale'ye gönderdim. Beraber okurlar diye. Selen'e de inşallah bebeğin olur diye hediye ettim. Tamam yüzden... oldu mu? Yok demek biraz daha çok yeni. Geçen ay evliyettim henüz olmadı. Anladım. Bakalım. Yani. Böyle baba olma adaylarına gönderiliyor ve evet. Şey yapıyor. Yerine gebe olma şey. Mı baba olma mı? Hem gebe bunlar olma mı? Hem yok yani hayır. Hayır bu gebe çıkalım. Olmayı okup baba yani... olma falan yani öyle değişik bir şey. Ya onu bulun bırak gebelik nasıl ya? Unutmuşsun da herhalde. Yok unutmadım canım. O kadar yazınca unutulmuyor. Ne kadar olmuş yani. Şimdi? 4 yaşında şimdi. Allah başlasın ya. Oo çok güzel. Evet. Artık bu gebelikle falan filan ilgilenmiyor. Çocuk başka tabii, balonlarla tabii. ilgileniyor. Artık başka balonlarla biz de başka balonlarla ilgileniyoruz. Ama keyifli gayet güzel. Harika. Evet. Bülent senin böyle dertlerin var mı? Benim 9 yaşında bir kızım var yani 8. Ya öyle daldın gittin de ya ulan hani sanki bizim zamanımızda neydi bu balonlar gebeler falan evet, filan evet. gibi. Benim eşim şey diyordu ya insan çocuk doğduktan sonra yaşadığı bütün dönemi unutuyor. O yüzden mi ikincisini üçüncüsünü yapıyor unutmamak lazım falan. Böyle bir şeyler söylüyor onu hatırlamaya çalışıyor. Oraya gittin değil mi? Evet. İşte ya programında öyle bir derdi var biliyor musun? Adam zaman kapsülüne böyle sokuyor, bindiriyor ve yürüyorsun. Sakal zor değil mi ya bunun bakımı falan filan? Ben bu yaz bir bırakayım dedim. Hakikaten bir kaşındırıyor. Birinci efekti o yani kaşındırmak. Evet. Yo ben de öyle şeyler olmuyor. İlk etkisi değil mi? Onu aktarınca bitiyor mu yani her tabii, şey tabii, bitiyor tabii. Mu? Kaliteli argan yağı. Sakalı hem yumuşatıyor hem güzel hem argan yağları. Argan yağları. Bunun kalitesini nereden bulacağız hocam? Evinizde üreteceksiniz. Kantoron var bir de kantoronla. Fiyat performans endekslidir. O bunlarda da onu gözetmek lazım. Hocam ne yapıyorsun? Onunla mı yıkıyorsun? Onunla besliyorsunuz. Besliyorsun. Ben en çok şey koptuğun zaman... Kadraja girdim bu arada. Kaliteli argan yağı kokusu almaya çalışacak kadın. Argan yağı kokarı mı acaba? Güzel kokarı. Kokusu ne? Şimdi ben bir şey tamam. keşfettim. Mesela benim boğazım şişmiyor. Ben de şöyle oturayım. Şu şeyden. Ha olay kapatıyor. Boğazı kapatıyor. Evet. Geçtikçe alma. Evet ya. Boyunluk gibi. Hakikaten ama kapatıyor. Rüzgar almıyorsunuz çok rahat. O şey. Oyunculuk da yani olmaz olmaz bir şey artık. Ayrıca taşımada çok enteresan bak koruyor mu? Altına bir şey koyuyorum. Evet. O mesela şeyden. Benim cüzdanını sakladım. Siz kulakları da kapattığı için sıkıntı yok. Mesela Mete şeyden kulaklarda alıyor sıkıntıyı. Yani sizde sadece belki boğazı ses tellerini koruyor. Biraz evet. Merhaba. Abi. Oraya girmek istemiyorum. O kadar çirkinleşmek istemedim ama yani sen bilirsin. Kopunca çok üzüntü veriyor ama. Uzun sakal hele mı? Evet. Aa. Ay niye koptu? Ay keşke. Nasıl kopuyor? Mesela oynarken tık kopuyor. Ah
diyorsun. Yani şöyle bir uzaktan niye koptu bu diyorsun. İnsan değil mi? Kolunu kaybetmiş gibi oluyor. Kalkılıyor ya. Ey Allah'ım ya. Ama abi o kadar uzadıktan sonra bir tane bir. Düşünsene kaliteli argan yağıyla besliyorsun onu ya. Yıllarca. Nasıl kopar? Para yatırmışsın ona. Niye kopar? Büyük yatırım oğlum diyorsun. Niye? Hani kaliteliydi. Hani argandı. Ya argan enteresan. Çok sürünce döküyor. Kullandınız mı argan Selin Hanım? Yok ama işte kokusu güzelmiş, kullanacağım. Buruna kadar geliyor değil mi? Böyle eskiden şimdi derler ya mis kokulu sakallı. Böyle filan yani. Ben özen gösteriyorum onlara. Şimdi burada reklam yapmak istemem ama. Tamam eyvallah. Temiz, düzgün, bakımlı olmasını. Sen yani zaten düzgün ve bakımlı bir adamsın. Çok sakalın da muhtemelen öyle bir şeydir. Yani. Boyama falan değil mi bu? Boyama var içinde. Biraz ha kuzguni geldi de bana biraz. Var. Ha, var. İşte yaptığım işle alakalı. Şimdi padişah oynayınca da hani değil mi? Dönemle ilgili. Dönemle ilgili. Boyarlar mıyım? Ama dönem boyası. Hayır, dönemle şöyle bir ilgisi var. Dönem boyası. Aynen. Bizim çizdiğimiz profil o şekilde. Yani çizim konseptin bu. İçinde bu var. Konseptin içinde evet. Bu var. Filinte'de oynuyor şimdi. Evet, Filinte'de de devam. Şey. Ya dün hatta biraz şeyini Mavra'sını ya, Mavra da değil mevzusu geçti burada. Hani gerçekten dönem dizilerinde tam resimli romana denk gelen hangisi olabilir diye. Filinte çıktı. Evet. Yani bütün edebiyatçılar ve çizerler Filinte'de uzlaştılar. Gerçekten bir resimli roman. Bizimki fantastik bir şey. Yani bir dönem gözükse de o dönem değil tam olarak. Çok ciddi fantastik olduğunu biliyorum. Hatta böyle hani işte Farah karakteriyle diğer karakterin evde oluşu falan bazen Aşk-ı Memnu'ya falan dönüyor. Keyifli oluyor. Yani fantastik. Çok derine indiğiniz zaman içinde gerçekten zaman o dönemde karşılaşacağınız şeyler var. Figürler var. Evet, evet yansımaları var. Ama yani tamamen. Kurulan teşkilat da var. Padişahın profiline baktığınız zaman içinden padişahları da bulabilirsiniz. Hmm. Ama bunların hepsi aslında bir şey. Bizim değil, acayip proje. De şey bir dönem yani alengirli bir dönem. Her şeyin çok, her şeye girdiği. Çok çok. Ve gerçekten hani meselenin çözülemediği. Kim artık savaşılmadığın siyasi olarak iktidarın güçlü olması gerektiği bir döneme girmiş oluyoruz biz. O yani Kanuni dönemi, 4. Murat dönemi, yükseliş dönemi gibi değil. Artık siyasetle hakim olunabilecek bir döneme. Ve Osmanlı üzerine dönen onlarca oyun, yüzlerce oyun var. Hocam ezikledi seni. Yani sen biraz da tabii Ahmet döneminde şey yaptın mı? Evet bizim tabii. Yani, düşüş yani, dönemine denk geliyor. Sen niye öyle bir düşüş dönemine denk geldin abi? Bir fethet de bırakıp yani. Valla yani işte kısmet ne diyeceksin abi? Nasip bu işler ya. Yani ya düşünsene bir yandan şeysin. Hani kariyerinin seninle bizim ilk buluşma anımıza bakalım. Orada bir tane Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir subayını oynuyorsun. Evet. Şimdi bakıyoruz. İkinci karşılaşmamızda Türk Silahlı Kuvvetleri öncesinin bir... Ata ünlü hatasının bir ferdini oynuyorsun. Enteresan ben de öyle bir şey oldu herhalde. Bundan sonra böyle asker şeylerinde oluyor. Tabii. Aşağı yani doğru Perse bilmem niye falan. Her yere gidebilir yani. Hakikaten. Yani işte bir de bir böyle güzel bir şey olduğu zaman onun yapımcılar genelde devamını, tekrarını isteyebiliyorlar. Yani işte Nefes'le bu iş arasında bir... Herhalde kaç? 2009, 6 sene, 5, 6 sene falan var. Arada bir sürü işler yapıyoruz ama tabii tekrar aynı konsepte bir iş yapınca insanların dikkatini çekiyor. Ha bu işte oradaki yüzbaşıyı oynamıştı, şimdi buradaki de falan gibi bir kıyaslama da oluyor. Olabiliyor. Belki miladı unutmuyor ya bizim izleyicinin. Böyle bir şey var yani. Işte tabii. İlk karşılaşma anını unutmuyor. O iyi bir şey. Kesinlikle. Sürü hafızasızlık. Tabii ona yapıyorsun içerisinde. Zaten işi yani. Harikulade. İzlesin, hatırlasın. Hı-hı. Sevsin ya da sevmesin neyse ama hatırlasın ona yapıyorsun. Seyirciye yapıyorsun. Üzerine yeni bir şey koyuyorsun. Seyirci olmadığı zaman bizim işimizin hiçbir anlamı yok. Bravo doğru. Kameramanlarımızdan bir tanesi para verip izlemiş şeyi, oyununuzu. Evet biraz önce şey yaptık evet, karşılaştık çok beğenmiş. Bu çocuk defineci yani para peşinde koşan bir adam. Para verip bir oyuna gitmesi enteresan. Yani gerçekten haber olacak. Yani bu gecenin manşeti o olacak. 40 saniye sonra tüm bunları konuşacağız. Kuru sıkıyı konuşacağız. Başka eğer bir sır vermek isteyen varsa o sırrı da 40 saniye sonra verebilir miyiz? Ay ne verelim sırrı ya? Bilmiyorum. Ben 3-5 kendi aramızda konuşsak. Yok yok ben. Abi bir tane ben versen. Şey olmaz değil mi? Onu dedim ki ben ona. Evet gıybet saati 40 saniye sonra başlıyor. Gıybet time. Gıybet. Çok. Burada laf çok. Alo Mete Orozoğlu, sen konuksun. İşin var mı? Hangi tiyatroda? Söyle menajerine başkasını yollasın senin yerine. Çünkü sen bu akşam bizim konuğumuzsun. Dublörün benzerin falan var mı? Ha iyi senin yerine oynarlar işte. Gelmezsen konuk olamazsın. Sen gelmezsen kimse gelmez. Geleceksin konuk olacaksın. Anlaşıldı mı?
Geliyor geliyor da sanırım beni tokatlamaya geliyor. Benim olan. evet, biz bu akşam sevgili CNN Türk izleyicileri televizyonlarını yeni açmış. Niye bu saatte yeni açıyorsun? Değil misin ya? Bir sürü televizyon programı var. Sayın Mete Orozoğlu, Selen Uçer, Bülent Alkış, Bihter Dinçel, Beyti Engin'i ağırlıyoruz. Bu sayını hepiniz kendi aranızda bölüşün lütfen. Tabii. Birer harf bölürseniz gerçekten 5 oluyor. Tam da onu söyleyecektim. Bihter, ama sana söylemeden seninle söylemek isterim. Ne haber? İyi. O uyku hali gitti mi? Yok. Çok güzel. Siz ama buraya oyundan değil mı geliyorsunuz? Evet. Gül. Buradaki herkes oyundan mı geliyor? Yok. Benim geçen sezon iki tane yani hem kuru sıkı var hem poz var. Zaten pozla ilgili gelmiştim. Pozla gelmişim. Bir poz evet verip gitmiştim. Farkındayım. Evet evet. Poz verip gitmiştim. Poz verip gitti ya. O niye vardı. O, pozla, o pozlar neydi öyle? İşte ha? Role girmişim. Poz. İkinci katta Karaköy'de. O vardı bugün. İkinci sezonları ikisinin de. Ya çok pis bir şey. Yani hani sahneden tüm o adrenalinden sonra hani kalkıp gelip bir canlı yayında ayakta durmaya çalışıyor gibi yapmak ya da ayakta durmaya çalışıyorum oynamak işte böyle dört tane gerçekten gülmeye ve evet enerjiye hazır insanlarla oluyor. Dört evet mi? Sen şimdi kendi aranda uyu. Hangi bir saymadınız? O hariç dört. O hariç. Ona konuşuyor. Dört artı bir. Diğerleri dört. O uyuyor şu anda. Sen de uyuyor. Var mı bir oyun? Sadece Filinta'da mı oynuyorsun? Yani dizi olarak Filinta ama tiyatroda başka bir şey. Kuruskı'da yok, birlikteyiz. Yok, evet, başka yok. Tamam, başka yani Kuruskı'dan başka oyunu olan varsa benim şimdi var konuşsun. Şimdi o. Beyti? Evet. Oyun atölyesinde aşk delisi oynamaya başlıyoruz. 7 Ocak'ta Berk Akman, Pınar Çağlar Gençtürk, Avni Yalçın ve ben. Çok biz. Evet. Acayip bir ekip. Gayet güzel olacak inşallah. Bakalım. Biz açık kaygım olsun, seyirciniz bol olsun. Yok. İyi ekip. Bir şey söyleyeceğim ya, şeyler ben çok merak ediyorum, kişisel olarak merak, tamamen cehalete de verebilirsiniz. Zaman zaman mesela bir dönem içerisinde, bir sezon içerisinde 3 ayrı oyunda oynayan abiler ya da ablalar var. Ya bu şeyler karışmaz mı, replikler? Arada yok karışıyor. Ha? Benim... Arada karışıyor, yok, yok canım. Yok. Var mı artıran? Yok canım. Karışmaz canım. Var mı artıran? Ya ayrı şey zamanlarda abi, çalışılmış yani, oluyor. Gebede Bulut. Düşün onları hatırlayacağım. Gebede Bulut. Gebede Bulut mu? Kitap, Gebede Bulut. Gebede Bulut. Direkt sattım şu an. Ne? Gebede Bulut mu? Gebede pardon Bulut dedi adam. Sizde de var efendim. Ben unuttum çok mu? Bak hiç yani. Gebede Bulut olmuş. Gebede Bulut ama yavrum. İkinci kitap olabilir. Aa, Gebede Bulut. Gebelere Balon. Büyüme hali. Tabii Gebede Bulut yani. Gitti, uçtu. Uçtu çocuk. Uçuyor artık. Ya ben de şöyle bir şey oldu. Geçen gün provadan çıkıp akşam oyuna gittim. Diğer oyunda şöyle bir repliğim var benim. Diğer arkadaşa gidip böyle kalk 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 yapıyorum. Bu oyunda da Mete'nin başına gidip iyi misin? Ne oldu? Ben ne yaptım sana diyorum. Ondan sonra ben oyunda Mete'ye gidip kalk kalk dedim. Mesela. Bir anda. Ve sonra ekledim. İyi misin? Ne yaptım? Evet evet sonra ekledim. Bu enteresan bir şey. Yani, evet, yani beklenmeyen bir replik geldiğinde ne yapıyorsunuz? Beklenmeyecek şekilde devam cevap ediyorsun. Veriyor. Cevap veriyor. Evet. Mecbur. Ne yapacaksın? Dalak düşürme şey diyeyim diyemezsin yani. Hayır burada bunu söylemen lazımdı falan diyorsun. Düşünsene. O gelmiş yani. Adam o öyle disiplinliymiş. Allah senin cezanı versin. Buradaki şey böyle değil. Ben hayır, gidiyorum sahneden. Hayır kestik falan diye böyle öyle bir şey yok. Çok ki yani şimdi bunu söylüyorsun ama zaten tiyatro yani eskiden beri devlet tiyatrolarında, şehir tiyatrolarında abilerimiz, ablalarımız yani 3 oyun, 4 oyun, 5 oyun. Tabii. Ya keyifli yanı da zaten beklenmeyeni geldi. Oynanıyor zaten yani. Sonra ne anlatacaksınız çocuklara? Tiyatro kendisine her gün yenileyen bir şeydi mi? Evet, her gün başka bir şey oynuyorsun aslında. Evet. O günün yani şeylerine göre aynı şeyden başka. Seyircinin yapısıyla bile değişiyor. Ve bizim ekip buna daha açık bir ekip. Semtle bile değişiyor. Bak güldüler. Coğrafya her şey değişiyor. Her şeyle değişiyor. Hiç gülünmeyecek bir şey başka bir yerde çok gülüyor. Atıyorum Bağcılar'da evet gülüyor adam. Şeyde gülmüyor. Evet, evet. Bileyim, gerçekten o, o günkü oyunun enerjisiyle de çok tabii, tabii alakalı oluyor. Ama yaşıyla oyun, alakalı. Yani bizim oyun senin dediği evet, gibi bu ekip kazan oyununu oynuyoruz. Yani bundan önce evet, biz cam. Bülent Selen camla ilgili bir şey anlatacağım. Bir dakika. Biz cama oynarken öyle abi işte bak oyunda da böyle. Her hep bir şey. Bir dakika. Oyunda da böyle. Buradan yürüyoruz. Tamam cama girdik. Üst üste konuşabilen bir ekip olmuş yani. O gün daha konuşuyoruz biz. Şu anda başka bir hikaye anlatıyorum. Yaş seviyesi yüksek şeylerimiz, seyircimiz, yaş seviyesi yüksek. Böyle ağır da işitiyorlar galiba. Hani bütün sistem açık olmasına rağmen değil mi? Ve sürekli şöyle bir muhabbet geçiyordu aşağıya.
Ne dedi? Şey dedi. Şimdi ne dedi? Yukarıda da bütün şeyi duyuyoruz biz. Hatırlıyor musunuz? Karşıda bir salonda olmuştu bu. Ne, de, ne dedi? En son ben duyuyorum. Ne dedi? Ben duymuyorum ki. Ne dedi? Acaba siz duyduysanız ben duymuyorum çünkü sizin muhabbetten. Yukarıda ne dendi acaba diye. Ya o enteresan bir şey. Yerine göre değişiyor her şey. Adamına göre, yerine göre. Levent Kazan bir oyunu oynarken cama girdiniz. Cama oynuyorduk. Şimdi Kuru Sıkı da Levent Kazan oynadı. 2,5 sene oynadık onu. Sonra bir iki birinci sene. Birinci senesinde, birinci bir sezonu oynadık. Ondan sonra hadi dedik hatırlama provası yapalım. İkinci sezona evet. Başlarken. Kimse hatırlamadı. Yok biz çok iyi oynuyoruz. Şakır şakır oynuyoruz ama Levent böyle izledi. Çok güzel oyun ama benim yazdığım oyun bu değil. Yani, Levent hatırlıyor. Oyun değişmiş. Geriye dönelim. Siz başka bir yere gidiyorsunuz. Tabii. Her gün bir şey. Yok geliyor, mesela teksten replik şey arıyoruz. Asla bulamıyoruz çünkü hayır, başka yerde. Değil, yani Shakespeare bunu yapar mı? Yapılabilir. Shakespeare yok, o değil. Halde oynuyorsam yaparım tabii ki. Anladım. Yani oyun haliyle çok. Bir ölü adam ne konuşacak? Bak Levent Kazak gelmiş. Benim yazdığım oyun bu değil diye. Evet. Yani. Ama beğendi. Hiçbir söz hakkı da yok yani. Ne oldu? Şimdi nereye vardık buradan? İkinci olabilir. Oyunu yaptık işte. Olabilir. Canlı bir ikinci ya, oyunu yaptık, Kuru Sıkı yaptık. İki oyun aynı anda oynayabiliyor, 3-4 oyun oynayabiliyor. Bir tiyatrocu bir mevsimde 4-5 oyun oynayabiliyor. Oh, çok çılgın ya. Tabii. Türkiye coğrafyası. Birbirini birbirine karıştırmadan. Eğer beyti değilse. Eğer beyti değilse. Ama şöyle bir şey var. İsimleri unutabilir. Ben yaşadım. Ne oluyor? Bu her şeyi yüzüne bakıp canım. Ya neydi adı neydi ya bu... Bu hangisiydi? Bu arada şeyi düşünüyorsunuz. İsmi bu hangi karakterin adı neydi? Karakterin adı neydi diyorsunuz. Arada replikleri de söylüyorsunuz. Ben ama. Sana benim ismimle seslendim evet. Mi geçen sene? Onun gibi. Ya da başka bir oyundaki benim isim. Benim Özer oyunda. Tamam abi. Ondan sonra Mete'ye gidip Özer ne yapıyorsun diye bağırdım. Ne yapalım bebeğim? Takılıyoruz ya öyle. Ya yok, ben diyorum Özer sensin bir kere falan. Bu dalak düşürmek var ya bu sizin deyimleriniz. Kim kimin dalağını en çok düşürdü? En çok kaymak var. Kaymak. Evet, kaymalar. Bilmem ya onu da anlatayım. Kaydım dersin ya, gülmek anlamında. Yani biz biraz önce kuliste konuşuyorduk. İşte camda bizim Bülent'le çok yakın burun buruna olduğumuz bir sahnemiz vardı. Bir anda ağlarken ciddileştiğimiz ve benim onu sorguladığım bir an. Orada yani bitti ki o defalarca ben defalarca kim gözlerini titreterek dönüp onu böyle seyircinin karşısına bıraktı. Sistemi böyle yani seyirciye çaktırmadan gülmek o da bir dert. En zevkli oldu zaten. En zevkli oldu değil mi? Tabii. Kimse gülmüyor ben gülüyorum. Gülüp sahneyi terk eden de oluyordu. Sen bazen oluyordu ya o çıkışlarda falan. Bir kere oldu. Camın çıkışı. Bir kere oldu. Baya gülmekten terk etmek değil yani bir girip mutfak var mesela içeride oraya bir girip. Ya abi şöyle bir şey oldu. Yoksa gülme durmuyor. O. Biz bir salona gittik şimdi şehir oynayalım yerine. Kalkın hadi. Bak şu kadar canlandıralım. Hadi kalk. Bu kadar salonda oynuyoruz. Evet ya bir kaza oldu. Ay evet aşağıya çok komik. Lazım kadının. Ve geçmesi için ben dolunayla oynadık. Dolunay söylese şöyle yer verdim. Ya o kadar saçma böyle geldi böyle. Ki bir an. O geçecek bakacak. O kadar ama sahne bu kadar ya. Sahne bu kadar mı? Seyirci ne kadar da 15 kişi de seyirci vardı. Öyle yok. Bayağı büyük salon. Yer geniş tutmuşlar. Abi, oraya geniş bir şey. Hangi yapmış bunu ya? Ya orada şiir okuyabilirsiniz. 2-3 kişi sohbet edilir ama oyun oynamak zor. Biz de kurduk dekoru oynadık ama dekorun yarısı. Yukarıda başka bir oyun döndü yani. Evet. Böyle bir yer vererek falan bana bir gülmek geldi orada. Bu ne saçma diye. Yaşadın. Ve her zaman sahnenin arkasında mutfak onun da çok üzgün yani çıkması yani. Lazım. Çok üzgün çıkmıyor. Gözlerini şaşırıyor. Ay evet bu da öyle yapar. Şaşırıyor. Çok ciddi bir şey oynanıyor. Evet. Yani bunun arkası dönük. Bunları niye konuşuyoruz? Ama onu yapar, bunu yapar falan. Yok sen gidip tiyatro. Abi yok mu sana hazırladığın bir soru falan? Ben de tiyatro yapar. Ya var ya ne gereği var bak. Yani şaşı yapar. Bir saati dedik abi. Ama ya abi. Böyle şaşı mı çıkar sahneye? Biraz eğlendiririz. Yani biz birbirimizi eğlendiririz. Öyle yani. Evet, yani hepimiz bir şeyler biraz yaparız. Oynadığımız oyunun tarzıyla da alakalı. Bizim eğlenmemiz seyircinin eğlenmesini katlıyor. Biraz öyle bir oyun tarzımız var. Evet. Levent'in yazdığı oyunlardan mütevellit. Yani her oyunda bunları yapamaz. Böyle bir anlamda tabii, da değil tabii. Her oyunda bunları herkes. Yapamaz. Ama yani omurgasının oyuna... sağlam kalması. Ya yani bunun da bir omurgası sağlam kalıyor mu? Etrafında dolaşıyoruz biz o eğlenceli kısmında. Evet. Ama omurgasının ve bütün motiflerinin sağlam kalması. Evet. Orada o milimetrik anlamları olan oyunlar var. Oralarda tabii ki. Onlar gerekiyor. Onlar değil. Ama yani gülmezsen eğlenmezsen hayatta geçmez. Ya bir de biz oyuna mesela çok düşük bir enerjiyle gitsek bile oyundan çıkınca bir anda yükselmiş oluyoruz. Oyun... Biraz geç öyle, olmuyor öyle mu? Bir özelliği oyundan de çıkınca var. Yükselmek? Yok gayet keyifli yani. Hani... Oyundan çıkınca dedi ya oyuna çıktığında. Ha oyuna çıktığında. Ya enerji veriyor şey o şey.
Ya hiçbir komplikasyon olmadı. Ne anlatacaksınız? Doğru diyorsun. Çocuğunuza. Nefis oynadık. baba 40 sene geçmiş. Güzel. Nefis. Bugün de mi? O iş nasıl? O çok iyi. Her gün mü nefis oynadın baba? Hiçbir şey olmadı. Hiç. Her şeyimiz çok düzgündü. İşte bu Gebede Umut isimli kitabını yaptınız değil mi? Gebede Umut. Bunu işlediniz değil mi Gebede Umut? Yok Gebelerle Hafta Sonu. Gebede'ye doğru Gebede. En son kriminal bir roman. Gebede. Gebede. Gebede Balon. Tüm bu şalalanın sen neresindesin? Niye bu kadar sessizsin? Ben çünkü yeniyim. O yeni transfer. Yani, ustalara saygı kuşağının son temsilcisi. Estağfurullah. Estağfurullah. Ben bu tatlı ekibin içerisine cört diye düştüm. Ondan sonra işte... Bizim... Nasıl cört diye düştün? Ağladın be kadın. Ağladım. Evet bütün oyunda araya adamlar soktu. Araya adamlar beni arattın. Mete'yi aradım ben. Yok yani. Bitleri düşünmez misiniz diye. Sürdü işte. Sürekli bir telefon trafiği. Ne olur gel yalvarıyoruz Allah aşkına falan. Tamam. Sensiz olmaz bu oyunlar falan. Bu çok şey ifratla tefrit arasında yani. Çok istendim. Ben şeyi söylemek istiyorum. İlk gittiğimde biraz baktım tekste işte. Neyse süreniz doldu. Sizin... Ama zaten onu aldınız. Ondan biraz baktım tekste. Önleri bitti. Sonra dedim ben işte lafımı okuyorum. Sonra diyorum ki işte sen burada böyle bir şey söylüyorsun. Benim böyle bir lafım yok diyor Mete. Ama burada var. Seren diyor ki biz oralara attık. buralarda böyle böyle bir şey yapıyoruz. Ben ne çalışacağım ve nasıl çalışacağım? Çünkü oyun yine dedikleri gibi bir 20-30 oyun olmuş herhalde. Ama çok izlenisi bir oyun arkadaşlar. Bu kadar kötü. Hayır. Öyle oluyor. Levent'in metinleri bu şeylere yani bizleri de tanıyor. Çok ekip olarak zaten ya. Baba bildiğin kurusu yani, yazmış siz de oynuyorsunuz ya. Ve ya buna elverişli de oluyor. O da kullanmayı seviyor. Kendisi evet, yani provalarda çıkan şeyleri bilmem ne kendisi şey de tutuyor. Kameraman arkadaşı alalım buraya o anlatsın. Evet. Oyunla ilgili bir cümle söylemedik. Abi yeminle sana onu alsam buraya adam şey yani hani geç Roma İmparatorluğu'nun yaklaşık yakındaki höyüklerinden nereden ne çıkar define olarak onu anlatır. Dolayısıyla hani 12 senedir çalışıyoruz babayla yani 12 senedir işi gücü o. Yani ben arkeoloğum beni geçti. Yani profesör olabilirdim ordinarius. Yani bana Anadolu tarihini öğreten adam. O yüzden hani tiyatroya gitmiş şaşırdım. Çok hoşuma gitti. Ne güzel. Yani düşünsene defineden başka bir tiyatroda ilgilenen bir adam var. İsim de vermeyin defineci deyince. Ben de tam isim alalım. Abi ne yaptın sen? Şey, sonradan bu program felakete doğru gidiyor. Hadi yok onu kimse yakalayamadı bugüne kadar. Zor. Çok enteresan. Zor. Sonradan gelmek zor. Çekeceğim şimdi. Peki yani eline geçen bir tekst yok anladığım kadarıyla kulaktan kulağa. Var kulağı. Var. Yok, var. 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 Yapıyoruz canım. Yani o bir değişime dönüşüme uğramış. Hayır hayır. Oyun... Oynandıkça değil, daha da demlenmiş, güzelleşmiş, evet. Daha iyileri bulunmuş. Çok tatlı bir hale gelmiş. Ben bu oyunu geçen sene seyretmiştim premierde. Siz Gökçe Bahadır'ın yerine mi geldiniz? Evet. Ben seyretmiştim oyunu geçen sene ve çok beğenmiştim. Zaten hepsini çok seviyorum. Zaten dekoru eşi yaptı. Evet. Barış Dinçin'in dekoru. Eyvallah. Keyifli bir oyundu. Çok sevmiştim. Yani tesadüfen böyle bir şey olunca da çok mutlu oldum. Koşarak gittim. Ne güzel. Ondan sonra çok güzel Allah geldi. Evet. Keyifle çalıştık. Gökçeli de çok güzel. Çok güzeldi. Çok güzel oynuyordu ama işte çok güzel çıkmış bir rol. Çok güzel oynamıştı. Ben çok beğenmiştim. Hani onun hakkını vermek lazım. Nasıl başka bir şey yapmak baksana lazım. Baksana nasıl çıkmış. Ama hep işte sabredince olmuş çok ama ya. Stresli yani. Çok birini yerine çok, adapte olmak bu evet, oyuna. Çok zor bir şey. Gerçekten. Yani. Onu fark ettim yani şu dörtlüğün arasına yani düşen. Yani hem bütün olarak proje çok iyi, her şeyiyle çok iyi. Çok iyi yazılmış, çok güzel dekor, oyuncular harika. Benden önce oynayan oyuncu şahane oynamış. Bunun üstüne gelip benim bir şey yapıyor olmam hakikaten sıkıntılı bir şey. Yani hiçbir şey halel getirmeyecek bir şey yapmam gerekiyor. Yapabildi mi? Yaptı. Aa, şöyle yaptı. Bir şey oldu. Bihter'in gelişiyle yeni enerji geldi şeye. Öyle değil mi? O provalarda evet. Biz de gaza geldik. Yani yeni taze enerji oldu. Tabii. Yani biraz önce dedin ya hani başka bir şey söylerse nasıl tepki veriyorsun meselesinin aslında o başka bir kadın tabii ki oynadı. Yani Gökçe'nin oynadığı kadından farklı bir kadın. O yüzden bizim tepkilerimiz de değişmek zorunda kaldı. Oyun bir geçiyor. Başka bir enerjiyle başka bir tatlılık kazandı. Evet. Yani. Ablacığım oyunu öyle kurtar mısın? Fark edin misin? Sessizliğini o ne alakası var? Ne kadar müstekil. O da çok iyi ya. O da başka ama çok iyi. O da iyi, o da iyi. Müstekilliğinin ne yani? Oyunu kurtardım da birazdan söyleyecekler onu dediğimi geldi. Yok, gerçekten bu işler hep sabır işi. İzleyin izleyin gelin. Oyunu izleyin valla. Bunu yapmak lazım tabii. Şey yapın. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya öyle konuşalım. Yani alayınız neredeyse hepiniz bir dizide oynuyorsunuz. Yani bir dizi arası tiyatro ya bu acayip şey değil mi? Hani böyle git gel kafa yaratmıyor mu insanda?
Yok abi biz 2-3 oyunda oynayabiliyoruz, dizi çekerken tiyatro yapabiliyoruz. Biz niye evet şey canım, evet. Ama dizi daha kısa süreli hafıza. Anlam bir dizi 40 dakika çekiliyordu, 7-24 çalışıyordunuz. Hayır ama orada kısa süreli hafızadan yiyoruz dizide, öyle bir şey yok yani. Bak, senaryo geliyor, önce ben attığım mesajı hatırlamıyorum, düşün. Anladın ya. Yani o şey kitabın ismi? Gebeleri unut. Gebeleri kuru sıkı. Geçen Ataköy'deki oyuna İzmit'ten setten geldim. Bayağı da yoğun çalışmıştım. Abi o yolda ne yoldur ya? 5 saat sürdü benim Ataköy'e gelmem. Programda da değişiklik yapamıyorlar. Oyun gününe denk geldi o iş. Ve 8.30'da oynamamız lazım. Seyircinin alınmasına 10 dakika var. Normalde 7.30'da salona girmem lazım. Ben geç kalmayı hiç sevmem. Kaza olmuş, trafik durdu. E5'te ben diyorum nasıl gideceğim, ne yapmam lazım? Uçsam, şey yapsam. Böyle riskleri var. Orada gidiyor asıl kafa. Yani patron şu sakal, yani şu argan yağıyla beslediğin sakal o yolu açamadı mı ya? Açmıyor. Biz seni hani 1000 yıldır padişah olarak izliyoruz. Nasıl hikayemiş? Açılın diye falan yani. Hani öyle bir şekil olabilirdi. Peki padişah olarak mı girdin şey sahneye? Yok, koştum girdim abi. Ha koştun girdin. Ne varsa. Şimdi orada da mesela şey, kimliği soyunuyorsun abi. O da berbat bir şey. Düşünsene son anda gelmişsin. Orada padişah, gerçi İstanbul tarafında her şeyi unutursun abi. Bitiyorsun. O başka bir şey, tamam ya. Yanlış bir yerden girdim, özür dilerim. 5 saatte yeni oyun çalışıyor gelirken. 5 saatte yeni oyun yazılır abi. Galiba yazarlar. Vallahi abi. Yazılır. Ülke değiştiriyor insanlar. Yani neyse, trafik konusu değil tabii ki meselemiz de. Sonuçta orada da sizi... Hayır ama bunu bu akşam çözmemiz lazım. Trafik sorunu bu akşam taraf trafik çok önemli. Bağlı. Trafik. Azizim İstanbul trafiği. Adam çözüm para aslında, vermiş. Çok kolay. Seni izlemeye gelmiş oraya, değil mi? Full performans bekliyor. Bekliyor. Siz de ona göre hazırlık yapıyorsunuz kafanızda. Bu paranın da hem karşılığını vereceksin, tamam, hem de hizmetin en iyisini sunmanız. Eyvallah. Lazım. İşte bu noktayı çok iyi... 5 saatim var Bülent, yani düşünemiyor musun bunu İzmit'ten? Tüm bu soruların yanıtı bu. Ya adam varoluşu çözer, atomu parçalar. Ya. Vallahi billahi. Neyse. Maalesef. Yemek yemeyi çok sevdiğiniz ve bunu bir şölen haline getirdiğiniz vesaire vesaire vesaire. Evet. Doğru mudur? Doğru işte, yani halimden de belli. Çok, biraz böyle. Hangi halinden nereye yiyor diye. Adama sorarlar, hani bizim görmediğimiz buzdağının altı diye bir yer var mı? Var tabii, yani o buzdağının altı ve o buzdağın... Ayak kalkıyor mu? Ayak kalkıyor mu? Böyle şey var ya, popo dansı yapıyor. Orada demiştim o adayı. Yani mi? Yani o buzdağını da büyütmemek için sürekli bir yok şey. Sürekli rejim, sürekli idmana girmek, spor yapmak. O nasıl yapıyor yani? Hem çok yiyip hem evet, idman yapma. İkaz. Yiyorum ya, yiyorum, seviyorum yemeği. Güzel bir şey ya. Yani sen neresin abi? Boşnağım ben abi. Boşnaksın. Ya sizin de. Biz yiyoruz. Abicim ya, ama o sofrada güzel. O sofrada nasıl yiyor ama bizim yani her yer abi, her yer gidiyoruz oraya. Ya nereye çarpma? Gittik. Buradan köfte çıkıyor, buradan kuru fasulye çıkıyor, buradan bir şey çıkıyor. Yani. Boşnak böreği diyorsun, bilmem ne diyorsun. Boşnak böreği de en hafif aslında. Yani gerçek tabii. Boşnak böreği ya, orada hani giden, o coğrafyaya giden insan doğru bir şey. Falan yiyoruz, şimdi düşünüyorum gerçekten evet, zor. Yani çok özür dilerim. Girmese miydim yani konuya? Yani bir... Yok yok, konu şey değil işte öyle yani. Şimdi 20 Ocak'ta İzmir'e yani gideceğiz. Bak İzmir'e gideceğiz. İzmir'e gideceksin. 21'inde Aydın'a gideceğiz. Şimdi önceden Ocak oradan nerelere Ocak'ta? Bir. Tabii. Kumru'dan başlayacak baba, o kesin. Nerelere gidilir? Önce onlar. Ya o en çok bilinenlerin haricinde orada yerel restoran keşfi. Kim ne biliyor falan, onlar çözülür. Yani biz bütün ekip çok yemeği tabii seviyoruz. Eyvallah. Hatta şöyle, turnelerden sonra herkes kampa girmek önce zorunda kalıyor. Önce ve sonrası diyetler. Hatta i̇şte sen şey, demez onlar, misin? Onlar evet, kamu oyununu oynarlarken ben Instagram'dan takip ediyorum. Sürekli yemek yiyorlar. Sürekli ve onları şey. Sürekli yemek yiyorlar ve ben sürekli şey oluyor. Ben onlarla oynamalıyım. Bir gün onlarla oynamalıyım. Yemekten sonra bağlandık. Dediler ki Levent yeni bir oyun yazdı. Böyle bir şey. Geliyorum. Ana restoran ismi verin, orada buluşalım. Adım orada kebap. Geliyorum. Yani Beyti hazır girmişken sorayım sana. Yani işin mesela bu turne boyutu mu daha keyiflidir? Tiyatro turne boyutunu ben çok seviyorum ya. Ben ilk mezun olduğumda Genco abiyle oynadım. Biz onunla çok gezdik. Turne çok keyifli bir şey. Ve sürekli başka illere gitmek, o illerin bir şeylerini keşfetmek gayet keyifli ve güzel. Ve başka seyircilerle karşılaşmak da çok önemli ve değerli bir şey bence. Bu müthiş bir şey. Bazen insan ustasının mesela taklidini yapabiliyor. Yani Genco abi de gerçekten hani taklidi yapılabilir Türk tiyatro ikonlarından bir tanesi. Hiç zaman zaman böyle bir Genco'laştığın oluyor mu? Yok, hiç bilmem. Yok. Kadınlar, bizim kadınlarımız falan yani. Yok. Öyle şeyler olmuyor. Ben şeyi seviyorum sadece. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Oğlum bunu yapmıştım biliyor musun? Böyle kaldık gerçekten. Kaldık gerçekten, hala diyerek bitirdi. Hala oldu yalnız. Hala bitirdiniz. Hala.
Şimdi Bülent'ciğim sana bir soru hazırlamıştım. Kafamdaydı şu anda. Sana hazırlanıyorum ya bak. Bülent'e yürüyeceğim DM'den. Yürüyemedim. Levent Kırca ile performansını çok uzun yıllar izledik. Bir Oya abla bir sen. Allah gerçekten rahmet eylesin. Nur şimdi isterdim. Ben çalıştım Levent Kırca ile bir sene. Amerika yıllarından önce. Ya patron ya bizde çapraşık bilgiler ansiklopedisi gibiyiz. Gerçekten onu bir düzeltelim istersen burada hazır yerindeyken. Evet, evet. İnsanlar öyle de biliyorlar. Biraz internetin dezenformasyon denilen şey. Evet. Siz oyuncuları daha çok vuruyor ve insanı da ister istemez ağrına gidiyor. Yani sunmadığı bir şey ya da içinde olmadığı bir kolektifin kendisiyle anılıyor olması. Tabii. Ağrına gitmese bile sorumluluğunu taşıyor. Maalesef yani orada öyle bir şey var. Yani benim doğum tarihimle okuduğum okulla ilgili karışıklıklar var. Hepimiz belki de benden kaynaklanıyor. Hani bunları temize çekip buyurun budur deyip sunmam gerekiyordu ama ben çok önemsemedim öyle bir onu şey. Onu da yapamıyorsunuz. Bakın yetişemezsiniz. Denedik abi. Yok yok denedim ben yani. Öbür bilgi duruyor çünkü orada. Aynen yani şey diyorum hani şu şeyi düzelteyim. Doğum tarihimi yanlış yazmış. İsmimi yanlış yazmış. Eğitimimi yanlış yazmış. Düzeltiyorsun. Mesela Wikipedia diye bir şey var. Evet. Düzeltiyorsun. Sonra bir tane geliyor. Bir tanesi geliyor ki. Gene düzenliyor. Ulan bu sahibi yanlış yazmış diyor. Düzenliyor ve tekrar her şey aynı hale geliyor. Şimdi burada da Levent Kırca tiyatrosu ile ilgili soyad benzerliğim yani bir harf değişikliğiyle soyad benzerliği olan bir arkadaşımız var. O da tiyatrocuymuş. Onun projeleriyle benim projelerim harmanlanıp ikimiz için de sunuluyor. Yani müthiş bir kariyer. Benim oynadıklarım onda. İsmim geçen mesela Meteler bir dizi çekiyorlardı. Onun için ismim geçmişti. İzmir'de başlamıştınız. Gültepe. Gültepe mesela. Hala onunla ilgili fan benim sayfasında benim durur resmim. Ne güzel. Benim Gültepe de var. Oynamadığım oyuncusu filmlerde ismim. Benim de benim. Düşünsene ama. Hepimizde var o. Bu sorunları şey çözebilirsen. Ya. Evet. Oynamadığım oynamadığımız şeyler. En büyük derdimiz. Ama gidiyorsun o dışına. Düşünsene. O. Hangi Bülent'i istiyorsun? Burada oynayan Bülent. Burada oynayan. Müthiş bir şey. Menü seçenek. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Alekart. Tansu Biçer ve ben farklı kişilerim. Bunu ben oradan tam çıkartmadım. Özellikle o hanım kızımıza söylüyorum. Abi galiba orada ince gördün espriyi de ben göremedim. Özür dilerim ya. Tansu Biçer diye benim sınıf arkadaşım tamam. Var. İnanılmaz benzerler. Çok benzer. Yani konservatuvar biz Beyti'nin Mimar Sinan'da birinci senesinden beri tanışıyoruz. Biz Eskişehir Konservatuvar'daydık. Mimar Sinan'la sürekli orada arkadaşımız vardı. Sürekli gider gelirdik. Ya inanılmaz benzerler. Sonunda bir projede oynadınız değil oynadık mi? Oynadık abi kardeşim. Abi kardeşim. Abi kardeşim. Evet. Bayağı yani. Yani evet, kız arkadaşının Tansu, karıştırması kadar diyorum yani. Tansu Türkiye'nin en yetenekli diyorum. Erkek oyuncularından biri ve çok çok iyi. Çok önemli bir oyuncu. Eyvallah. Bence. Ve giderek daha da önemini fark edecek herkes. O zaman Beyti Bey'i alalım. Lütfen Tansu Bey'i buraya koyalım. Zaten bu Tansu'ydu. Beyti gelemedi değil mi? Ya ben devam edeyim. Sıra bakma deyip böyle yapıştırıyormuş ya. Vallahi bile. Eyvallah Tansu'yu da böylece buradan öyle el işte sallamış sorunlarımız var Mesut Bey. Bizim sorunlarınız çok büyük. Siz tiyatrocuların ya. Ama. En büyük sorunumuz buyuz. Yoksa her şey o kadar güllük gülistanlık ki. Evet evet her şey. Sen şakrak memnun. Ya ödeneksiz tiyatro. Özel tiyatro. Nasıl para basıyorsunuz? Şakrak. Nasıl para basıyorsunuz? Çok. Nasıl para evet, basıyorsunuz? Memleket yanıyor. Bilmem ne. Ha? Ya. Baba. Ya. Para basıyorsun. Basıyoruz. Sürekli yani öderek de olmadan bak kendi ödeneğini yaratıyorsun. Sonra gidiyorsun dizide şey cipe biniyorsun falan filan. Ne güzel hayatlarınız var sizin ya. Herkes güzel mi döndük biraz önce sıkıntımız vardı ya. Sorunumuz var. Sıkıntıya bağlı. Nereye abi döndük? Mart, güzel, abi. Ya güzel mi gerçekten? Mutlu musun abi yaşadığın hayatta? Ya yani biraz önce bak buraya gelirken mesaj attı. Nasıl abi nasıl yolunda mı her şey diye arkadaşım attı böyle. Valla nasıl iyi olunabilirse şu şartlarda çok şükür iyiyiz de yani sıkıntılar ya. Mesela. Yani genelin yani, seni çok elbette sanatçı duyarlılığı da vuracak seni. Bu. Ya sanatçı duyarlılığı, o duyarlı, bu duyarlı. Kendime çevireyim de şey sanatçı duyarlı deyince özür dilerim. Yani sanatçı şeyinden öyle zaten öyle bir şey yok. İnsan olmak öyle bir şey getiriyor. Olmak, yani sokakta olanı. Bir mensubu olmak. Hani soruyoruz ya bak ben işte boşnağım diyorum. O işte diyor işte. O da boşnağım geldi. Silistre'den. Silistre'den yani hepimizin Vatan farklı farklı kökenleri şeyleri falan. Sıkıntı memlekette sıkıntı var. O sıkıntıları hepimizi olduğu kadar beni de çok yoruyor, üzüyor. Yani depresyonda gibi bir haller, tavırlar var. Yani kendi hayatımda birebir yaşadığım sorunlarla alakalı değil. Çok şükür işte bütün her şey yolunda ama memleketin ve dahi bütün dünyanın aslında yaşamış olduğu şu anda
yaşamış olduğu meseleler. Gerçekten bütün dünyayı katabilirsin buna. Evet. Gerçekten. Evet. Yani bütün dünyayı ayrı göremiyor çünkü ya bizim olduğumuz bölge gerçekten coğrafya zaten doğuştan. Yani o hani hepimiz okullarda zaten bunu gördük ve şu anda fiili olarak da yaşanıyor. Yani insanların yaşadığı, nereli olduklarını çok önemsemediğimiz, hani biz önemsemeyiz ya, hani biz hep mazlum tarafından bakarız ya öyle Anadolu halkı olarak meselelere. Sıkıntı yaratıyor bende açıkçası. Yani buraya gelirken de gerçekten şimdi onun da şey yani gülüyoruz, eğleniyoruz, çok güzel oyunumuz var, oyunlarımız işte çok eğlen, ama yani daha iyi bir dünyayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Hem memleketimizin halkı olarak hem bütün dünya halkları olarak daha iyi dünyanın, daha barışçıl, daha güvenli, daha iyi insanlar olarak yaşayabileceğimizi de biliyorum. Bunu da bir umudumu hiçbir zaman kaybetmiyorum ama şu anda yaşadığımız meseleler benim canımı çok sıkıyor. Eyvallah, ama yani şunu kabul etmeni istiyorum. Sıkmasa sorun olur. Mesele de şu, yani bu hayatta iki şey var. Yani gerçekten gülmek ya da ağlamak diyelim ki. Hep iki zıt kutuptan bahsediyoruz. Gülmenin de sürdürülebilirliği önemli. Yani belki bir gün tüm bu acıyı, tüm bu yası, tüm bu canımızı sıkan şeyleri belki gülerek yenebileceğiz. Ve hala bir umudun şeyi... Yani gülmek ne demek? Gülme nasıl gülersin? Bir şeyin üzerine muhabbet edersin. O muhabbetin normlar dışında olması bizi absürde yakın güldü. Ama nedir has olan şey? Konuşmaktır ya. Arkadaş. Muhabbettir değil mi? Muhabbettir ya. Aslında yani o, muhabbet, o güzel yani, konuşmadaki yani, bir muhabbettir. Kişiyle kişinin sorununu görmüyor. 40 yaşında bir adamım öyle şeyde yani ben bugüne kadar şöyle demeyeyim de yani. Bugüne kadar gerçekten bir kişinin bir kişiyle yani karşı karşıya gelip de sorun yaşıyor. Ama büyük sorunlar varmış gibi yani memleket içinde söylüyorum, dünya içinde söylüyorum. O grup, o düşünce, o inanış, o şey ne oluyor yahu? Ya ne oluyor ya? Birbirimizi okşayan bir toplumduk. Ya güzel bir şeydi. Evet, yani çok da uzak değil ha. Tabii bunlar tabii. Dünya da belki öyleydi. Yani dünya da öyle. Zaman zaman kutuplaşıp zaman hala zaman sevişen. Hala öyle. İnsanlar şey. Yani baktığın zaman yani merceği biraz içeri girince o halkın o şeyin biraz mikro bakmaya başlayınca görüyorsun gene insanlar birbirine yardım ediyor, gene güler yüz. Elbette. Gene şey biraz daha genişleyince ülkeler, sınırlar, onlar bunlar falan filan. Ya vallahi, daha da genişleyince yani ne oluyor? İnşallah havada duran gelince, mavi yani insan olarak bunu başarabilmemiz lazım diyorum. Yoksa peki. Çok üzülecek. Tabii ki her kötüde, her şerde bir hayır mutlaka olacaktır. Bunların da bir mutlaka bir getirisi olacaktır. Dediğin gibi belki güzel ama şu anda çok sıkışmış durumdayız. Anladım. Yani bu yani bütün herkesi, bütün insanları, sokaktaki insanı, evindeki, işindeki insanları zaten üzerinde bir ağır yük olarak hissediyordur mutlaka. Onlara sesleniyorum ya, umudumuz var. Umudumuz var. Yani o umudu hiçbir zaman bırakmayacağız ve güzel günler göreceğiz arkadaşlar inşallah. Aynen yani inşallah. Tüm ayrı görüşler adına. Tabii. Söylenecek her şey söylendi. Dinlerin hepsi evet, geldi. Evet herkes söyledi. Her şey geldi. Her şey bitti artık. Kim neye inanıyorsa ne yapıyorsa yapabilir. Ortak bir nokta, ortak bir hakkaniyet, ortak bir insanlık bildirgesiyle belki sınırlandırabilecek birbirine olan davranış biçimini çözdükten sonra sıkıntı yok. İstediğin şeye inanabilirsin, istediğin şeyi yapabilirsin güzel kardeşim. Ama birbirine zarar verme noktasında bir es olabilecek, bir fren olabilecek bir yapıyı bugüne kadar insanlığın yapmış olması gerekiyordu. Okuyoruz, ediyoruz bir sürü izimler görüyoruz. Bütün izimlerden çıkan sonucu fakat hala sanki daha yeni insan olunmuş da yani bu bir şeyler almaya çalışan, kendine bir şeyler yontmaya çalışan, onu yontmak için hiçbir şey görmemek. Enteresan bir davranış biçimi insanların gerçekten anlamıyorum. Yani hani derler ya böyle cennet gibi de bir dünyada yaşıyorsun. Yahu kar yağıyor ya. Bu dünyaya kar diye bir şey yağıyor. Yani mükemmel böyle inanamayacağım mucize yağmurların. Dünyaya baktığın zaman ya niye yaşamıyoruz arkadaş bu dünyada zaten kaç sene yaşayacaksın toplasan yani. Atı getirin niçe ata sarılacak. Şu anda ata sarılacak. Yani çok da patron güzel anlattın eyvallah. Yani gerçekten güzel programa katılırken de şimdi çıkacağız orada. Liste konuştuk ya. Yahu rahat olun. Yani öyle neler oluyor biz şey yapıyoruz. Bir sürü insan şu anda evlerini terk etmek zorunda. Benim memleketimde benim kan kardeşlerim, benim dava arkadaşlarım, benim canlarım, millet olarak hepimiz birbirini o yüzden beraberiz yani Anadolu halkı olarak. Evlerini terk et, bu soğukta, bu şeyde, cenderede yaşanıyor. Allah hepimize kolaylık versin. Dediğim gibi yani o aynen şey öyle. Çok fazla umudumuzu tutarsak herkes kendi
cephesinden düzeltecek diye umut ediyoruz, dua ediyoruz inşallah, bakalım. Güzel bir şey yaparız ya. Yani göreceğiz, yapamazsak bu, da biz izleye çekeceğiz. Bu Anadolu 40 bin yıl bunu başarabilmiş abi. Ben bunun garantisini yani bu Anadolu'nun 40 bin yıldır başarmış. Tabii ki şeyleri. Ama dünyanın tamamı lazım. Yani dünyanın Anadolu'dasın bilmiyorum diye de sana o böyle altın tepside sunulmayacak. Bu Anadolu'nun o kadim kültürünü bilmek, sahip çıkmak, işlemek. Şimdi o toprak işlemezsen, tohumu atmazsan, gübresini, suyunu vermezsen o filizi vermez. Bir de biraz da medeniyetin hani buradan doğduğunu biraz hatırlatmak lazım zaman. Bunu Hollywood'un değil de galiba bizim aydınlarımız. O da bütün şu andaki dünya anlayışını değiştirmek demek. Yani antik Yunan kaynaklı değil de aslında bir Mezopotamya, bir Anadolu uygarlığının insanlık uygarlığıyla alakalı. O başka bir programa gider. Görüşürüz. Şimdi hacı, şeyi izledin değil mi 300 Spartalı'da? Bak orada 300 Spartalı'da. 300 tane adam. Ha, 300 tane adam tamam mı? Bu Batı uygarlığını temsil eden 300 tane adam ne yapıyordu? Biz ucubelere biz diyorum çünkü. Yani biz neden, doğulu, neden ona? Antik doğulu. Yunan kendinden olmayana direkt ne diye yaftalar? Barbarlar. 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 Biz barbarlara, ucubelere, bu zenginlik şeylerine, bu Anadolu evet çocuklarına şey veriyorlar biliyorsun. Hizaya getirirler bizi. Bu adamlar aynı zamanda şeyde de yaptılar bunu. Ya ben Mete'yi buldum konuşacağım. Ya, ama başka program yapmamız abi lazım şimdi yani. Tarihin Arkosu'na evet, hoş geldin. Ben buradan evet akşam. Ben piyanonun eyvallah başına geçiyorum. Çok güzel toparladın. Çok güzeldi. Yani, senin repliğini asla duymazdan gelemem. Happy Top'u en yukarıdan baktığın zaman havada asılı olan mavi bir evet dünya. O YouTube'da var ya böyle evet mavi bir yuvarlak çıkıyorsunuz bizden oo, daha büyük gezegenler. Gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun. Ya yani yıl olmuş 2015. Star Wars olmuş 7. Anlatabiliyor muyum? Ne oluyor yani? Ne eskiden oluyor bilim kurgu filmlerinde öyle şeyler, espriler olurdu değil mi? Back to the Future'da vardı tabii, tabii değil mi? Rocky 17 ha falan gibi. Abi geleceğe gitmiş Rocky 17. Ya bir de 15 Ekim'de geçtik. Evet işte ya. O evet. Çok komik değil miydi? Ben köprüden evet geçmeye evet çalışıyordum. O şey tam gördüm o saat diliminde. Evet. Şey evet söyleyeceğim ya o enteresan. Hiçbir araba uçmuyor. Evet. Köprüden geçemiyoruz. Uçan kaykay da yok. Kaykay yok. Araba yürümüyor. Gitmiyoruz. Köprüde gördüm ben de. Aa dedim bir şey göndermiş arkadaşlar. Bir büyüyen pizza vardı. Şey koyuyordun yuvarlak vücut diye biliyorum. İneği yemeğe çevirdim. Vücut diye yemek oluyor. Evet vücut. Adam şöyle bize bu evet durdu nerede olmadı bir türlü. Bir şey söyleyeceğim. Adam çok iyi niyetle yazmış. 2015'e öyle bir şey kurmuş ama hiç. Hadi sağ bomba momba işte. Başka bir şey söyleyeyim. İsviçreli bilim adamı diye de bir şey yok. Rahat olun yani. Aslında bir de niye sürekli onlar araştırıyor? Niye İsviçreli bilim adamı? Ya yok mu arkadaş senin hani çiftçi yok mu? Bütün bir İsviçre bilim adamı. Tamam bir şey bulacağız. Arkadaşlar, her şey oradan çıkıyor. İsviçreli olunca bilim değil adamı. Bilim adamı. Ya benim ya bayağı yaşayan çok özür dilerim çok da sevgili kardeşim Kütük Akın İsviçre'de 18 senede hiçbir şey öğretmeden oturuyor. Şimdi ne yapacağız bilim şimdi adamı olursanız gidip oradan İsviçre şeyi hani böyle sertifikası alıyorsun değil mi? Tabii. yeminli bilim adamı. Yeminli İsviçreli. Yeminli bilim adamı. Gebe dünya. Ya ben de filminizde tam da bu sosyal sorunlar. Şey, evet, geniş aile. Anlatır mısın gebe dünya? En son ya güzeldi ya. Bu geniş ailede en son aile bir araya geldi. Acayip de sevindik böyle gözlerimize evet şarkı. Bak bir şey anda şu anda hatırladım. Tamam, neyden bahsediyorsun? Bana diyor bir de. Özlemişim aile. Ben bu arada suyu tersten yuttum. Siz de var. Ay tamam şey. Bana diyorum bana diyorum falan. Yarın şunu yapacağım. Oynayın. Yarın boğulduğu anlar gözünden yaş geldi. Şeyde hani çok duygusal bir program. Geniş aile. Geniş aile gösterdim. O neydi Allah kahretsin. Sen o kadar İzlememiş mı özledin ya? Değil mi? Hiç ya. Ben var mı o filmde? Vardım. Var var var. Mesaj atmış mıydın? Tebrikler bayıldım. Elif'le beraber geleceğiz falan. Geniş ailenin gen bölümü. Gen bölümü var mı? Gen bölümü gerçekten biz konuktuk çünkü. Genlere balon. Sayılmaz o. Konuk muydu? Geleyim mi ben? Ya biz konuktuk çünkü o şey Ulvi Cevahir, Koyu Bilal o ekibin dolu oyun çıkardılar. Biz konuktuk. Özlüyor musun özlemiyorsundur muhtemelen yine tekrarlar oynuyor. Biz tekrar sete girdiğimizde bir de çok enteresan bir şekilde yani Bumcu'dan reji asistanına kadar herkes aynıydı. Kaldığımız ah, yerden çaycıya kadar baya böyle. Kim dondurmuş ya o şeyi? İmkansız çok tatlıydı bir şeyden bahsediyor. İmkanlı işte o arkadaşlar bir araya gelince İmkansız geniş aileyi yeniden derken herkes bir anda toplaştı ve güzel bir şey. Film yani çekildi ve çok tatlıydı. Çok özlemişiz. Tanju abla için çok şahane oldu. Tabii o çalışmıyor oldu o bittikten sonra o iş bittikten. Çalışmıyor mu artık? Yok yani bir şey yapmıyordu uzun süredir. Biraz da sağlık koşulları el vermiyordu. Tiyatro yaptı sonra tekrar eve dönmek zorunda kaldı. Onun için çok tatlı oldu zaten o gün. Harika. Unutulmaz bir film oldu evet sizin için. Evet evet. Onun devamı gelecek oldu mi ya? Gelecek. Şimdi devamı gelecek. O zaman alamamıştım bu lafı gördüğünüz evet gibi yani. Aa, öyle mi? Aa söylemiyorlar.
Ha, çok geç. Umut ediyorum ki gelecek. Sana düşer mi bunu söylemek? Düşer. O filmde ben de oynadım. Konuk düşer ya. Düşer. Konu ama. Bir aileysek. Bu nasıl konukluk? Devam edecek. İkinci, üçüncü çekeceğiz hatta. Dur daha büyük. Daha büyük. Daha büyük. Nisan'da ikiye başlıyoruz. 2017'de. Ya Allah'ım ya. Ama onda konuk değilim bu defa bak. Peki direkt oynayacağım diyorsun. Ya Beyti, ulan İstanbul'un filmi çekiliyor, doğru mu? Yeni bitti. Senin yüzünden çekilmediği söyleniyor ya. Evet benim. Yani herkes evet demiş, sen hayır demişsin. Ya. Hatta Uğraş Güneş aradı beni, senarist biliyorsun ya. Uğraş dedi ki abicim Beyti abi bir türlü ya. Şey yapalım, kaldırmadık oynamadık. Film çekmeye. Çok enteresan. Evet. Ulan İstanbul bitti, bittiği gibi gittim ama benimle ilgili değil tabii çekilmiyor olması yani. Ne güzel çekilse ne güzel olur. Ulan İstanbul güzeldi, böyle havada bitti bence. Evet. Yani. Gayet de keyifli bir işti. Çok güzel bir işti. Güzel bir ekiptik. Sonra İyi bir mizahı vardı. Geniş Aile'nin keza mizahı vardı. Senin mizah işin var mıydı Bülent? Var. Var mıydı hatırlamıyorum. Var. Ha, işte yok, bunu yapma bak. Argan şimdi Mete hatırlar. Tamam. Şimdi hatırlar. Hiç mizah şey değil miydi ya? Yok. Neydi o? Oynadın oynadın. Oynadın sen. Oynadın mizah yaptın sen bana lütfen ya. Mizah işin var mı? Yok. Yaptı abi. Ben... Şey yok muydu arkadaş? Sahnede var benim. Hayır ya dizi Beyazıtlarla sen dizide şeyde çek. Aa. Yıllar hadi önce. Hadi uçmuş. Size aşık olduk. Ya. Vay arkadaş o mizah işi değil. Vay arkadaş bizim film. Hadi uç bakalım da. Orada oraya bak. Vay arkadaş hadi uç bakalım vardı. Evet o vardı. Başka? O kadar babacığım çok zaten hani bütün kariyer de bundan kaynaklanıyor. Anladın mı? Hani o vardı, bu vardı derken o vardı, kariyer bu vardı. Bu hop buraya kadar geliyor. Filinta da var, o da biraz mizah sayılır. Azıcık. İçinde var. Değil mi yani? Demek ki mizah işin var mı senin? Var mı? Ama senin yok. He? Evet nasıl yok? Evet. Kayıtta mı şu an ya? Pardon. Ben yorgunluktan. Mizah işi, televizyon işi. Kapatıyor ara bahsediyoruz. Var var, senin de var. Evet, evet. Ya, var. Tabii canım. Yani uyaz. Yani en son 2,5 sene oynadığım Beni Böyle Sev de komedi tarafı yüksek yani, bir işti. Evet. Doğru diyorsun. Deli Saraylı vardı, uzun sürmedi ama. Onda da birlikte. Evet onda da birlikte. Çok müthiş bir ekipti, çok güzel bir yazıldı. Beni Böyle Sev'de de mi oynadın sen? Her şeyi burada hatırlıyorum. O bir semenli miydi? O vardı, ondan önce Türk'ün şey. Yani yürümedi ama ben daha çok hep tiyatroda komedi yaptım ama komedi o taraf. Sever ya hani böyle biraz da plastik bir suratımız olduğu için sanki böyle tipler var tipe girebilecek gibi. Mizahta. Bana öyle gibi geldi. Sen uyurken ben bunları evet olur. Şeyde, abi, olur. Sen uyurken ben bunları düşün. Hepsi olur. Sen uyurken. Hepsi olur. Bazen insan kaybolmak istiyor. Mesela Mete kayboluyormuş. Gösterelim arkadaşlar. Mete'nin 8 numaralı eserimizi. O ne ya? Valla bilmiyorum ya. Bu Mete kayboluyor. Senin olan Mete abi kayboluyor. Ben bir şey yok ya benim olan. Benim olan tertemiz bir adam ya. Biz onunla oynuyoruz. Zorla. Aşçıdan oyuncu mu olur ya? Aşçılık ne güzel. Aşçılık ne güzel bir meslek. Buyurun. Oraya yemeğe geldik. Geldik. Mete, neredesin geldik ya? Neredesin kardeşim sen? Ayıp değil mi? Kızlar geldi. Mete! Kam! Mete abi neredesin abi? Kaç saattir seni bekliyoruz, hala gelmedin yani. Godo bile gelirdi şimdiye kadar. Mete abi, hala bekliyoruz seni. Neredesin akşam abi oldu. Abi, Mete abi. Abi gelecek misin Mete abi? Ne zaman geleceksin? Abi geleceksin değil Mete, mi? Mete abi, tamam, söz verdi kesin gelir o. Tamam, hadi bekliyorum sen. Mete neredesin abi ya? Abi erkekleri hazırladık, seni bekliyoruz. Neredesin? Bu da erkeklere taklit. Ne erkeği kızı? Mete koçum neredesin ya? Kaç saat oldu seni bekliyoruz. Gelmeyeceksen gelmeyeceğim de. Bekliyoruz ama. Öyle değil mi arkadaşım? Yani 2 saattir bekliyoruz kardeşim. O kadar bekliyoruz. Mete abi neredesin ya? Donluk soktan bu nedir ya? Ayıptır ya. Öğrenciyiz biz burada ya. İşiyoruz. Elimiz yok, barkımız yok. Sun Mete Orozoğlu. Ben Serdar ve Serdar Cebe. Beraberiz. Mete şu borcunu ver artık ya. Bekliyorum seni burada. Neredesin ya? Gerçekten bekliyorum uzun zamandır. Mete neredesin abi? Neredesin? Bak Kule'yle beraber seni bekliyoruz burada. Kule'yle beraber seni bekliyoruz. Mete neredesin kardeşim ya? Beni mahcup ediyorsun ya. Çağırıyorsun insanları, gelmiyorsun ya. Nedir bu ya? Neredesin ya? Allah Allah. Ya bırak abi, bırak ya. Gelmeyecek. Ya kızları ya çağırdık kardeşim ya. Ya abi kızlar kızlarla geldi, bozdun kafayı. Kızımız yok ya. Göster Allah abi. Mete abi neredesin abi ya? Çaylar soğudu, seni bekliyoruz Mete abi, ya. Mete abi seni bekliyoruz. Saygılar. Mete abi. İyice boşladım beni. Nurten Hanım ya. Evet. Nurten Hanım'a kadar. Çok teşekkür ediyorum Nurşen. Hakikaten bütün İstanbul'u alert etmişler Mete neredesin diye. Ki asıl orijinal Mete neredesin diyen hangileriydi? Ertan'la bizim Serdar'ın ilk böyle işte buluştuğumuz bir yer var. Tabii.
buluşacağız. Öyle normal gerçekten. O arkadaki üç kız değil yani. Sonra değil. En onlar, son gördüğümüz onlar arkadaş. Şey. En son gördüğümüz arkadaş. O bir de şey işte kızlar diye böyle Serdar'ın doğal bir tepkisi oldu. Ne kızları oğlum falan diye böyle. Evet. Onun komiğiyle devam ettirildiler. Öyle harika, ben de cevap çektim falan böyle bir şey. Bir ama ne yapıyorsunuz falan böyle. Böyle espri şeyi yapıyorduk. Sonra öyle bir genişledi. Espri genişledi. Hiç hoş olmuyormuş ya. Espriler genişlemiş. Almış başına gitti. Bütün gün buna mı çalıştınız zaten? Mesut Bey. Espri genişletme hikayesi bize mi kaldı? Levent Kazak evet. Genişletsin. Bana ne ya? Evet. Allah Allah. Levent Kazak o, genişletse oturmuş, bayağı genişletebilir. Çok hakikaten. O da yürür. Evet biraz Kurskı'dan bahsedelim. Evet, ne zaman ya. Şimdi oynuyoruz? Ne zaman oynuyoruz? Tarihler. Tarihler. 11 Ocak. 11 Ocak. Trump. Trump. Bu arada Aysa Prodüksiyon'la oynuyoruz. Aysa Prodüksiyon. Evet. BKM'yle başladık. BKM'yle başladık. Evet. BKM'yle başladık. Şimdi Aysa'yla devam ediyoruz. Şimdi Aysa'ydasınız. 20'sinde İzmir'deyiz. 20'sinde İzmir. Aydın'dayız. Ya o yemek yiyecek yerleri. 28'inde. 14 Ocak Kadıköy. 28'inde Beylikdüzü'ndeyiz. Bir de Trump Tower oynamıyor muyum? Onu ilk söyledik. 11 Ocak. Trump Tower, Mecidiyeköy. Bir ayda 10 tane oyun. Web sitelerinden bulabilirler. Bir ayda 10 olmuyor herhalde değil mi? 5-6 falan. Çünkü dediğiniz gibi herkesin bir araya girecekler var ama ya yani, tarih olarak araya. Evet. Ha, araya en iyisi webten şeyden falan bakmak. Eyvallah. Peki. Salon durumuna da bağlı çünkü bazı evet. Şeyler. Peki yani sen Mesutlar olsaydın Kuruskaya niye giderdin? Ne izlemeye giderdin ve ne bulurdun? Vallahi ben Mesutlar olmam. O bir. Olurum. Onu olurum. Bir şey olurum şey yaparım yani. Bir kere yani böyle bir referans var. Yani o referans bir kere merak ediyorum. Şu anda referans bir haritasına bakıyor. Oğlum dön. Yani bir merak ederdim. Bu adam gitti ve çok beğendin acaba diye. Ne bulurdun? Valla yani şimdi bulan insanların söylediği şeyler üzerinden söyleyeyim. Bizim vaadimiz gibi olmasın ama biraz böyle biraz önceki muhabbetin matematiğini, yapısını sahneye koymaya çalıştık. Çok güzel o zaman. Üst üste konuşulabilen, evet dediği anda onun da duyulduğu aslında. Fakat biraz tabii bıçak sırtı orası. Yani eğer biraz orayı gevşek tutarsak üst üsteler kakofoniye dönüşüyor ve hiçbir şey anlaşılamayabiliyor. Onu iyi tutmaya çalışıyoruz oyun öncesi. Şimdi asıl yeni başladık yani 3. 4. oyunumuz ve onu nasıl sıkı tutuyor? Bu kadar geniş doğaçlama alanımız varken onu sıkı tutmamız lazım. Çünkü anlaşılması lazım öncelikle. Bunu becerdiğimiz zaman çok eğlenceli ve çok etkileyici bir şey hal alıyor. Çünkü yani genelde bizim bildiğimiz replikler başlar biter. Ona göre tepkiler verilir gibi bir tiyatro matematiği vardır. Biz o matematiği çünkü ama hayatta öyle değil. Günlük hayatın matematiği değil. Hayatta karma karışıktır. Belki oldu. Eskiden öyle konuşuluyordu yaptık da yani. Böyle konuşulmuyordu çünkü. Yaptık. Belki saygısızlık olarak bile addedilebilirdi bu. Ben konuşurken Bülent'in araya girip bir şey söyleyip çıkıp benim devam etmem. Ya de facto sen Bülent'e şu anda saygısız dedin. Onun tamam. İşte ben yani, de onu ben saygısızlık ben olarak addedilebilirdi eskiden. Olsun hiç önemli. Cümlesini çok iyi atıyor bak. Neyse, saygısızlık tamam. Olarak addedilebilirdi eskiden. Eskiden ben ona o zaman eskiden Bülent'e ben saygısız demiş oldum. De facto'ya bak ya. Yaptın değil mi? Bayağı eskiden bir dedim dolaylı ama. Dolaylı. Eskiden dönem saygısızlığı. Dönem ya dönem bu. Seni bu dönem mi isterim olsun? Bir dönem yaptı onu. Bir dönem yaptı değil mi sana saygısız dedi. Peki güzel o saygısız. Çok eğlenirsiniz bir defa. Onu söyleyeyim. Güzel. Oyunumuza gelirseniz çok eğlenirsiniz. Bu klişe bir giriş cümlesidir. Devam et. Ya biz bir şey öğretmiyoruz. Bir şey dikte etmiyoruz. Çok iyi gidiyor devam. Eğlendiriyoruz. Yeter abi. Yeter ben. Biz de eğleniyoruz. Ve de sürprizleri var. Matruşka mı deniyordu? O iç içe. Ben matruşka, uykusuz evet. Olduğum matruşka. İç için. Ha. İç içe hani şey. Matruşka diyenler de olur. Tabii Polonya civarında matruşka. Evet evet. Evet yani bir sürü sürprizi olan şaşırtarak eğlendiren. Bizden anlatamıyoruz zaten. Hani o evet. İzlerken yani takip etmek zorundayız. oyunun içine dahil oyun oluyorsunuz. Ona evet. Kadar bakmak zorundayım yani. Evet ve bu yüzden yani de bir şeyin içinden bir şey çıkıyor, bir şeyin içinden bir şey çıkıyor. Sizin de keşfedeceğiniz şeyler var oyunla ilgili izlerken ve bu seyirciye iyi geliyor. Ya birinin orada lafa girmesi lazım. Ben artık oyunun matematiğini anladım. Tamam yani. Çünkü yani hikaye şu denememe sebebi bir başlangıç ama ondan bahsedemeyiz hikaye diye ve devam. Ama işte o matruşka dediği şey o hikaye içinden çıkan hikayeler olduğu için ve aslında bütün de bambaşka bir yere bağlandığı için hiçbir şey anlatılamıyor. Oyunun sonunda izleyiciye araba veriliyor. Evet. gelirim ben o zaman. Yani niye tabii gelirim? Tabii bekleriz. Güzel define de yerinde uyumuş ya. Araba mı? Adam boşandı. ne bileyim yani öyle hani sürprizlerimiz var deyince. Ve beklenmedik yani televizyon programı. Biter sizi bozmuş hocam. Araba. Bir sürpriz sizi konuklarla. Bozmuş. Biterden sonra her şey buraya bağlanıyor yani. Aynen. Onu yaptın. Arada gül ama. Gebelikte sonu bu. Böyle öyle unutturabilirsin.
Gebelerle el ele. Bir hareket başlatın. Tamam, gebe hareketi. Ya değil mi? Ne hareketi vardı? Bir tane gebe değil, ona benzeyen bir hareket vardı aslında. Ya gebe o hareketi. Kitaptan sonra annem bir gebe hareketi başlattı aslında. Nasıl bir başlattı? Şöyle bir şey, kim doğursa direkt yani hepsi, herkese sevgiler, saygılar onun için söylemiyorum gebe. Ama Bihter çok iyi bilir. Her şeyi ben bayağı pompalar, emzirmeler, hikayeler falan bir anda şey oldu. Bu konuyla ilgili uzman profesör bir şeymiş gibi oldum. Harikaymış. Uzun bir süre. Ben zaten seviyorum insanlara bu konuda destek olmayı ama niye Beyti'ye bakıp oluyor, sağ ol. Benim eşim hamile. Bugün yarın şu anda sancı bekliyoruz. Gelmemiştir inşallah şu an ben. Bunu. Gebeleri Sancı isimli kitabında bunu evet. Anlatıyordu işte. Hale'yi anlatıyorum. Gebeleri Sancı'da Hale'den Hale'den bahsedeceğim. Bir ya gerçekten öyle bir durum mu var? Evet, tabii. Evet, kapatalım biz o zaman programı. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Zaten de yani neredeyse kapanma saatine geliyor. Ya nasıl oldu şey mu o kadar? Garip, i̇lk babalık garip, mı? Garip biriz. Evet evet ilk. Ay ya. Yani bayağı kız, bekliyoruz kız, artık böyle. Erkek. Şey, erkek. Malefe. Sen niye öyle yani? Bak şimdi herkesin belli olayları. Bülent Beyti, Beyti Bülent. Tanışın. Merhabalar, memnun oldum. Merhaba. İşte böyle bir ekibiz. Oyun da böyle. Birbirinizden çok haberdar. İlgili, birbirinizin ne yazı, ne çizdiği, hanginizin eşinin hamile olduğu, hanginizin baba adayı olduğuna dair. Oyun da malzeme oluyor o yüzden arkadaşım. Tabii canım yani, orada. Şey değil, köpürtüyoruz oraları. Peki oyun günümüzde geçiyor değil mi? Günümüzde evet. Dönem değil. Göreceli falan diye. İnanmıyorum. Yalan mı söylüyorsun? Her gün değişebilir o gün. Değişebilir. Aslında bir dönem yapsak mı? Bak 80'ler 90'lı. Aa tabii tamam. Tabii. Evet, evet. Süper fikir. Tamam. Mesut vallahi sağ ol. Tamam 80'ler. Ben 80'ler şeyine girelim. 80'ler de olur. Moduna 50'lere falan da girelim. 50'ler. 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 Çok sanki 50'ler. Tamam ben müzikleri ben şarkı söylüyorum. Tamam müzik sen niye şarkı söylüyorsun? Bilmiyorum abi. Arada onu şey yapayım dedim. Şarkı söyleme şeyi var ama değil mi? Yani böyle seviyorsun. Tabii inanılmaz bir şey. Ay ben şarkı söylemiyorum. Benim işim var mı? Hayır canım. Ne söyleyeceğim abi? Ama sürekli ağzına mikrofon sokulur muymuş ya? İnanılmaz. Hadi inanılmaz bir şey yap ya. Şeyi bana ısır. Ben o, bak bir şey söyleyeceğim. Sözlerini ondan sonra söyleyip de bak bana zorla söylettiniz falan değil mi? Şey yapma. Gerçekten İstiyorsan söyle. Ya bir yani bir kuple. Şu an yani kuple. Şakaya kurban gidiyorsun. Ya kuple. Söylesene. İyidir yani. Balar ısını mı? Balar ısını mı? Hayır hayır. Balık sırtı. Ne söyleyeyim? Bak ses bile geldi. Dün dinlediğimizi söylesene. Hayır söylesene onu ya. Hangisini? O iyiydi. İkinci dinlediğim beyit. İkinci dinlediğim. Hangisi soldu ki? Tam buradan sana şey mi? Hep beraber mi söylüyorsun? Geleyse her, geleyse her. Numaralara gidiyoruz. Söylemesin. Hani şey, açayım mı? İkincisi. Ah bak açtı bile. Ne o? Bu pervane. Yine mi? Pervane. Hayır ya. Değirmenler açtı. Değirmenler, evet. Değirmenler açtı. Zaman düşer ellerimden yere, oradan tahta boşa, resimler dağılır dostlar. Bir dakika sözler adam geliyor. O yüzden dedi erken başladı gelmedi. Ya ama böyle zaten. Hızlı girdin ya. Zaman düşer ellerimden yere, oradan tahta boşa. Mesaj geldi. Saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya. Resimler sarık güneşsizlikten, duygular değişir. Dostlar dağılır dört bir yana, kendi yollarına. Ve sen, ben, değirmenlere karşı, bile bile birer yitik savaşçı. Akarız dereler gibi denizlere. Belki de en güzeli böyle, sen, ben. Değirmenlere karşı bile bile birer yitik savaşçı, akarız dereler gibi denizlere. Belki de en güzeli böyle. Sanat Evi'nin hoş geldiniz. Gerçekten bir, güzel çok şey, güzeldi. Niye söylüyoruz acaba? Bir daha tekrar sanat dinliyorsun evi. Ya zaten doğru söylüyorsun. Ne gidip çıkıyor ses falan. Yo 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 çok güzel geldi. İzlerken ölüyorsun ya bari tekrar etme ya falan. Ha, bir de şarkı sözünü tam bilmediğin şekilde niye başlıyorsun? En zor şarkıyı istedin sen ne kadar kötü bir arkadaşsın. Ama çok güzel söylüyor. Bar kayıtlarım da evet. Şu an. Ya bir şey söyleyeceğim. Var. Ben söylüyorum bir yandan ya. Mısın? O, bir ağzına sokar mısınız o mikrofonu? Sen de güzel evet. Şiir okuyacağım. Aa. Buyurun. Okuyayım. Siz şiirler biriktirdin bize. Oku onları. Evet.
Ya ama onu telefondan ama bulur muymuş ya? Ne yapayım? Abi heyecanlan, hep heyecanlan. Canlı yayın. Vallahi çok heyecanlı bir şey ya gerçekten. Benim evden kendi öyle kendime yaptığım bir heyecanlı şiir programı vardı. Evde bir internet radyosu kurdum. Tamam. Evden canlı yayına giriyorum ve insanların istediği şiirleri okuyorum. Güzelmiş bu. O keyifli bir şey. Sonra şimdi bunu asmalı sahneye aldık. Orada bir gösteriye dönüştürdük. Şimdi güzel. Orada şiir okuyorum. Gayet keyifli bir şeye döndü. Şiir bakalım dinleniyor mu? Bence dinleniyor. Yani ben okurken arındığımı ve rahatladığımı hissediyorum. Hı hı. Gelen izleyen herkes de öyle söylüyor. Umarım yapmaya devam ederim. Tamam, güzel. Bir ipucu verebilir miyiz? Bir ipucu. İpucu. Şiirle ilgili mi? Şiir, buyurun. Evet. Resulullah süper bir insandı. Ben o kadar değilim. Resulullah yolda Ebu Bekir'i görse "Esselamu aleyküm ya Sıddık" derdi. Ben yolda Ebu Bekir'i görsem tanımam. Resulullah asla yalan söylemezdi. Ben annem ölürken hiç ağlamadım. Ben annem ölürken çok ağladım. Çünkü annem gırtlağından hırıltılar çıkarken nasıl terliyordu görmeliydiniz. Resulullah Azrail'i yolda görse tanırdı. Ben Azrail'i annemin yanında görseydim ona bir çift lafım olurdu. Derdim ki şimdi yani affedersin ama o sıktığın annemin gırtlağı. Resulullah olsa ona bunları söylesem o bana gülümserdi. O bana gülümserdi. Ben ona derdim ki anam babam yoluna feda olsun ey Allah'ın Resulü. Fakat şu koca melek annemin gırtlağını sıkıyor. Bir şeyler yapamaz mıyız? Resulullah orada olsaydı annemin elini tutardı. Derdi ki kızım ha gayret. Ben orada olsaydım annemin elini tutardım ve derdim ki anneciğim ölmesen. Ben oradaydım. Annemin elini tuttum ve dedim ki anneciğim seni ben. Annem döndü, bana bir baktı. O bakışı görmeliydiniz. Resulullah o bakışı görseydi merhametten ağlardı. Ben o bakışı gördüm. Haşyetten bayılacaktım. Ama annem elimden tuttu. Ne tuhaf. Anneler ölürken bile çocuklarının... Anneler ölürken bile çocuklarının ellerini bırakmıyor. Ne tuhaf. Resulullah çok şanslı bir insan. Annesi öldüğünde o küçücüktü. Benim annem öldüğünde ben küçücük değildim. Zaten şanslı biri de değilimdir. Filmlerim iş yapmaz. Annem daha yeni öldü. Fazla uzaklaşmış olamaz. Olamaz dedim. Annem son nefesini alıp da vermeyince, verse de ben alsam onu, içim ferahlasa, siz de görseniz. Resulullah tutsa annemin elinden, birlikte geçseler çölü. Nasıl olsa Resulullah da ölü, annem de ölü. Biraz sert. Of, patron, bu benim ya en dayanamadığım şiirdi Beyti. Çok şahane okudun. Ağzına sağlık. Peki, ah Muhsin Ünlü. Ellerine kalemine sağlık. Ah. Yüreğine sağlık. Kimindi? Ah Muhsin Ünlü. Ben gelim ya nerede yapıyoruz? Evet. Mahlası. Mahlası evet. Ha. Onur Ünlü'nün şiiri. Ha. Eyvallah. Nerede yapıyorsun bu şeyi, dinletiyi? Asmalı sahnede yapıyorum. Asmalı 27 sahne. Ocak'ta var tekrarı. Dün yaptım en son. 27 Ocak'ta. Tamam. Beklerim herkesi. Çok keyifli Asmalı benim için. Asmalı sahne nerede tam? Asmalı Mescid'de hemen. Asmalı Mescid'de. Hı-hı. Asmalı sahnede. 27 Ocak'ta bir şiir dinletisine davetli herkes. Herkes davetli. Bu güzel. Bekliyorum. Hı-hı. Harikaydı gerçekten. Çok ağzına sağlık. Öyle. Onur Ünlü'nün de kalemine sağlık. Evet, kalemine sağlık. Onur yapar bazen. Yani evet. Ya. Çok 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 kalemi geldi. Bundan daha iyi okuyacak birisi varsa okusun. Estağfurullah. Yoksa sussun. Son kitabınız. Gebelere Şarkı. Gebelere Şarkı adlı albümü. Aa, Gebeş. 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 Şarkıları Selen söylüyor. Kavalı şey. Şiirleri bestelerler de ben. Gebelere Şarkı. Çok... Tam beste olursa.
bir şey söyleyeceğim. Ya bu karşılıklı sahnelerde en iyi birbirinize kim kime pas veriyor. Ya bu çok kolektif bir oyun tabii, yani bir futbol oyunu gibi, sizinkisi bir takım oyunu ama hani böyle ya bu adam da çok sağlam pas atar, ben de oradan gole giderim abi dediğiniz anlar oluyor mu? Bizim yani bir oyun şeyimiz olduğu için, fazlalığımız olduğu için belki şey olarak benim Bülent'le şeyim acı farklıdır. Yani hepsiyle ayrı bir durumumuz var. Yani artık yani şimdi korkudan böyle daha oyuna tamamen hakim olduktan sonra iyice saçmalamaya başlıyorsun. Şimdi bu oyunda daha o noktaya gelmedik de. Ya ben birkaç gün önce acaba arayayım. Ne yapacak diyorsun bu sefer? Ya olacak ya, yani, ya bir şey evet. Yapacak. Yani ama bizim bu oyunda da öyle yani. Ben yapıyorum. Bülent sürekli pas atıyor zaten. Önünü alamıyoruz ama yani bir şey gerçekten. Bir ara, pasör bak. Bir oyunda şey oldu. Bir pasör gülüyor yani. Bir oyunda gerçekten çok güldürdü beni. Yani güldüm. Durdum ve güldüm. O da bu sefer gülünce güldü. Seyirci de anladı evet böyle. Ya, onlar da durdu, izlemeyi bıraktı. Onlar da gülmeye başladı böyle. Sonra tekrar toparlayıp ama hiçbir şey söylemedik. Ay güldüm, müldüm, bir şey yapıyorum falan. Şimdi hepimiz güldükten sonra diye. Evet, güldük. Madem güldük tamam devam edelim. Ben hazırlıyorum diye. Bazen kafamda şimdi bütün şeyi oyunu bir daha check ediyorum. Nerede ne yaparım? Hepsi için ayrı ayrı bir şeyler geliyor aklıma ama Mete'yi özellikle kurmak istiyorum bu şeyi. Aklıma, kendi kendime çok gülüyorum. Sonra dayanamayıp arıyorum oğlum diyorum sana böyle bir şey. Yapacağım bakalım. Ah yavrum. Geliyor, geliyor. Ya bu akşam hazırlıklı ol diye. Ya hoşuma gidiyor benim. Oradaki karakteri de yaşatmayı seviyorum. Selen. Da kendi içinde hani. Yani Selen'in yaptıkları de öyle. Beyti'nin çok özür dilerim. Tırnak içerisinde gerçekten çok olağan dışı, sıra dışı biraz fırlama olduğunu biliyorum. Yani bir önce yapıyor onu. Ekip arkadaşları onu anlatmış. Hiç öyle gözüküyor mu babacığım ya? Evet. Yok yani. Allah aşkına gösterdi. Bir yakın gösterdi. Hiç, bir de nasıl güzel. Hani şey sor babaya. Tamam, hani, dön bak Mesut'a doğru dön ve ciddi dinle. Hiç öyle gözükmüyor. Gerçekten hani şey Neolitik devrin işte bilmem ne ikinci safhasını sor baba. Hani oradan başlayacakmış. Alalım hayır. Abicim o cilalı. Taşı önce diye başlayacakmış. Selen'in sakarlıkları var. O mesela hiç biz kurmuşuz. Değil mi? Ona espri yapacağız. Selen sürpriz yapıyor bize. Şöyle mesela pek geçen bir oyunda. Yani. Hayır onlar güzeldir. Böyle bir şey daha var ama. Tamam. Perdeyi söküp girdi içeri. Aa bir kere evet. Tam cümle gireceğim ben. Ben öyle yaratıcı şeyleri seviyorum. Dekor, aksesuar, dekor her türlü kullanıyorum. Böyle kasap ben kapıları vardır ya eskiden. Yani mutfakta evet. Öyle bir şeyimiz var. Onu böyle langır langır sokarak içeri. Ama yani fark etmek bile yok yani. Oyuna devam bir yandan. Şey söyleyeyim ya. Oyuna görkemli giriş böyle bir şey. Ya, genelde görkemli girişler olur. Genelde bir görkemli giriş vardı. Güzel bir şey. Bir iki bir şey daha vardı öyle ama. Gel bu. Bir dakika. Onlar da anlasın. Bir dakika abi. Bir dakika. Bunu söyleyeceğim. Çok sinirleniyor. Nereye? Nereye mi? Onun... Ben hiç sinirli birisi değilim. Hayır. Ses tonuna dikkat ettiniz. Karakteri çok sinirli tamam mı? Çok. Orada da boyalar var. Böyle, evet ya. Küfürle de hatta böyle küfürle de boyayı böyle bir fırlattı. Bir patladı boya abi. Sahnedeki herkes boya içinde. Simsiyah. Ve bir arkadaşımız bu prova da oldu ama böyle genel provalara yakın bir yerde. Akşam da davete gidecek galaya. O şey var üzerinde. Daha yeni böyle. Tanışıyoruz filan. Abi simsiyah. Ya, oyun arkadaşlarım boyuyor. Güzel. Yepyeni. Ya postalar herkes ya. Yepyeni bir moda başı. Ama yani sanat yönetmeni ne seviyordur seni ya böyle. Sen böyle görkemli girişte. Kullanıyorum. Ama gördüm. Güzel ya. Biz hayır kazandığınız bütün para dekora gidiyor anladığım kadarıyla. Yani buradan bunu çıkartabilir miyiz? Ya, o yüzden dekorcunun eşini oyuna aldı. Oymuş değil mi? Adamı direkt bağlamak. Harikasınız. Merdiven sakın evde anlatma falan diye. Öyle çalıştık. Harikasınız. Çift sıfırdan bu yana konuştuk. Bakalım manşetlerde yani eğer bizim şey editör şu anda devreler yanmamışsa manşetlerde bir iki tane bir şey çıkartmıştır diye umuyorum. Bakalım. Sevgili dostlar... Sevgili Beyti Engin bizim konuğumuzdu bu akşam ve dedik ki kendisi merhaba Bahtiyar ile bir akrabalığım yok mu bir? Keşke Bahtiyar ile akrabalığım olsaydı bu iki. Kız meslek lisesinde ne olmak istediğimi bilmeden okudum. Sonrasında oyuncu oldum. O günlerimi hiç unutmam. O günler ki egomu dengede tutmamı sağlar. Mikrofon beni çizdi. Yalnız çizik de bayağı iyi yakıştı diyerek kafasındaki o tatlı çiziği gösterdi. Bildiğiniz San Andreas payı. Devam ediyoruz.
Sevgili Biter Dinçel konuğumuzdu bu akşam ve dedi ki, geçen geldiğimde anneydim. Hala anneyim. O zaman yeni anneydim. Şimdi bildiğiniz anneyim. Kitabımda bir ihtiyacınız olsun. Dinlediğiniz de anne olsun diye verdim. Ben artık başka balonlarla ilgileniyorum. Oyunda yeniyim. Teklif gelince koşa koşa gittim. Tatlı ekibe cort diye girdim. Ağlayarak. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Pis çok mi? Sevgili Bülent Alkış konuğumuzdu bu akşam ve dedi ki kuru sıkı tam kuru sıkı yahu öldürmüyor da kuru sıkı işte sakalıma bebek gibi bakar yağlarla beslenir. O beni soğuktan koruyor ve boğazlarım artık şişmiyor. Yalnız kopunca çok üzülüyorum, canım acıyor, ah diyorum, her şey yerine göre değişiyor. Bizde kaymak var mesela. Ben dedim devreler ya. Devam. Çok sevgili Selen Uçer konuğumuzdu bu akşam ve dedi ki oyunda biz varız. E ben dün izledim bu programı. Bülent'in sakalları çok güzel kokuyor. İlk bir oyunu yaptık. Oyunu da oynadık. Sahne büyük, ocak, trafik, evet. Ne? Bütün ekip yemek yemeyi seviyoruz. İyiyim, uykuluyum ama takipteyim. Güzel gidiyor program. Bitti mi? Tamam, pardon. Görüşürüz. Yedimi bitirdi. Devam ediyoruz. Ve sevgili Mete Orozoğlu konuğumuzdu. Kuru sıkı işte gerçekmiş olan ama gerçek olmayan bir şey. Bir ter kitap yazmış. Bülent sakallarını dönem boyasıyla boyuyormuş. Beyti Haliç dedi. Tepkileri şaşırmadan birkaç oyunda aynı anda oynayabiliriz. Ha Selen Haliç 4 kişi oluyoruz. Benden sır çıkmaz. Söylenecek çok şey var ama kuru sıkı işte. Dedi ve oh, geceyi bitirdi. Şey evet, çok güzel olmuş. Evet, evet, sağ olun. Eyvallah. Gerçekten yakmamış devreleri. En azından buna göre. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir sakin. İlk kuru sıkıyla ne zaman buluşuyor izleyici? 11 Ocak Trump. 11 Ocak'ta. Trump Towers'ta. Trump Towers'ta. Mecidiyeköy. Mecidiyeköy'de. Bunu da anlattık. Şimdi bunun dışında tam burası artık pano saati. Duyuru yapmak istediğiniz bir şeyler varsa da verin gelsin. Duyurmak istediğim bir şey var mı? Vallahi yani işte dediğimiz gibi bu can sıkıcı memleket meselelerine yapacağımız duyuru olur herhalde. Yani herkes... Onu panoyu asmış biz zaten. Assınlar. Az önce astık. Gayet güzeldi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Gerçekten böyle sıkıntılı zamanlarda biraz olsun neşe verebiliyorsak, neşenin hala var olduğunu, umudun hala var olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çok bunu yaparken de insan kendini çok boş hissediyor. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü bu kadar ciddi mesele varken biz sanki ulan lafı güzaf mı bizimkisi acaba diye çok oturup düşünüyoruz ama bir yerden de diyoruz ki gelen işte kaç kişiyse 100 kişi, 200, 300 kişi biraz olsun bu sıkıntının içerisinden nefes alabilme, gülmeye ve umuda dair bir şeyi oluyor. Bağlayamadım cümleyi. Şeyi oluyor gibi bağlanmaz ama. Ama şeyi yani, oluyor da 3 tane nokta koyarsın. O şeyi istersen biz dolduralım. Yani başarabiliriz ya. Mesela, yaparsınız tabii ki. Dünyanın yaparız, en eski. Yaparız. Yani hayır, dünyanın en eski mesleğinin. Aslında en büyük meselemiz yani? Bu biliyor musun? Evet yani. Aslında en büyük derdimiz bu. Yani hep onu öyle tasvir etmek geliyor içimden. Sanat benim memleketimde çok iyi işleyebilecek bir makine ve bodrum katında tozlu bir örtülerin altında duruyormuş gibi hissediyorum. Halbuki bizi birbirimize sevdirecek, yakınlaştıracak en önemli, en elzem iş o. O kaldı. Bir de argüman olarak yani ne yazık ki siyasetin, ne yazık ki başka argümanların çalışmadığını, bizi barıştırmadığını sonuç olarak suçlamak manasında değil ama sonuca bakıyoruz. Bizi barıştırmanız gerekiyor. Bir şekilde bizim barışmamız Anadolu halkı olarak ve dünya insanları olarak barışma. Bu da sanatın yapabileceği bir şey. İnşallah becerebiliriz insanlara bunu anlatabilmenin yolunu bulmayı. Bunu diliyorum ben. Eyvallah. Kendimden. Çok iyi bir temenniydi. Dediğim gibi dünyanın en eski mesleğini yapıyorsunuz şu anda. Ve hala çalışan bir meslek. Ne güzel. Yani mesela yani politikacılar sizin bizim kadar eski değil. Ne mutlu. Duyurmak istediğiniz bir şey var mı? Duyurmak istediğim Mete'ye katılıyorum. Yani bu böyle günlerde bunu söylemeden konuşmak tuhaf geliyor insana. Hı hı. Evet. Onun dışında paravanın açılmasını istiyorsanız açalım. Yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şeref verdim size. Bülent'ciğim Filinta devam ediyor. Filinta Padişah devam ediyor. Yaşayacak. Tamam bir başka oyun var mıydı? Çok karıştı çünkü. Yok bu başka sezon oyun yok. Tamam güzel. Çoluk çocuk hanım herkesin her keyfi yerinde. Herkes keyfi yerinde. Tamam ve sakalımıza argan yağı. O olabilir. Ona ne olur sahip çık. Sahip çık ona. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür ederim davet Eyvallah. Ettiğiniz için. Ben o zaman bir şey duyuracağım. Buyurun efendim. Efendim ne olur emniyet şeridini meşgul etmeyelim. Kurban olur. Yakından takip etmeyelim.
böyle aralara girerek böyle araba kullanmak marifet değil. Kaza yapıyorsunuz, arkada yığılıp kalıyoruz. Ya bunlara da bir özen gösterelim. Ne olur. Ya çok güzel bir çağrı diyebilirim. Abi, daraldım abi. O kadar böyle damıtılmış anlattık ya adam. Üzerine laf söyleme. Çok teşekkür ediyorum yani. Biter'cim sana bundan sonraki o büyük romanında yani. Ebelere gözden. Ebeyi bırak gebeye gel. Pardon gebeyi bırak ebeye gel. İsimli çalışmada. Çok teşekkür ediyorum. Sana ve eşine. Yani eşin çok çekmiş bir adam. Dolayısıyla biz de yeni programa başlıyoruz. Ben de onu söyleyeyim burada. Haydi bakalım. Evet, gel. Eğlendirme dairesi bitti. Aynı ekibi biraz daha küçülterek yeni bir sürpriz isimle de Show TV'de Ocak ayında başlıyoruz. Yeni bir sürpriz isim. İsim netleşmediği için söyleyemiyorum. Yine BKM'nin projesi. Anladım. Değil, gebeli bir şey değil. Öyle. Neyse bir şey diyecektim. Evleme, gebeleme. O başlayacak. Tamam peki. Hayırlı uğurlu olsun Show TV'de. Peki. Efendim. Beyti Allah bir avazda kurtarsın der eskiler biliyorsun. Evet. Şimdi o babalık heyecanı da fena bir şeydir. Buradan da hanıma sağlıcakla kucağınız olun. Hanıma inşallah buradan, öyle olur. Selam söylemiş olayım. Bir daha baba izlesin. Olarak seni ağırlamak isteriz ya. Bir de babanın bir ağırlığı olur ya. Ya evet. Bilirsin de geleceğim. Az buçuk. Elimde de kedi olacak. Benim de eşim selam istedi ne olur ya çok özür dilerim. Tamam yok ben de Esin, merhaba. Uyuyorum ben. Hale çok seviyorum. Selam uyuyor musun şöyle? Bir yeni oyun da geliyor. Of. Sır vermeyeyim. İsmi bütün kadınların kafası karışıktır. Aa kimler var? Her şeyi sır. Bütün kadınlar diyor. 13 Ocak'ta. Kafası karışık. 13 Ocak'ta bir yeni oyun geliyor. 7 Ocak'ta da bizim oyun atölyesinde premierimiz var. Premier var. Aşk delisi. Ekip durmuyor maşallah. Ya evet yani program da bitmiyor. ben de bitmiyor. Bir şarkım daha var falan. Ben daha dans edecektim ama. Ya biliyor musunuz? Pazartesi akşamı yine Çift Sıfır'da görüşeceğiz. Kaka'nın en afillisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda buradalar çok yayında.